Herkese merhabalar. LGS Din hızlı son tekrar hazır mısın Tonguç Evren? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve detaylı son tekrarlarımızı yaptık bildiğin gibi. Ardından şimdi de hızlı son tekrarlarımızı geçiyoruz ve en son olarak fende, Türkçe'de, matematikte neler çıkabilir ve ardından da dünyanın en verimli ders canlı yayınlarıyla. Yani LGS'den hemen önceki canlı yayınlarımıza bu işi noktalandıracağız ve süper bir şekilde LGS duası yapacağız LGS'de, hocam. LGS'de tabii ki Evren benim. LGS'de biliyorsun bütün çıkan soruları inceledik Tonguç Evren. 2019, 2023, 2022, 2021, 2020 yani hepsine baktık. En son sınava da özel olarak baktık ama şimdiden söylemek istiyorum. Bu mesela son sene Tonguç'um aslında sadece birinci dönemden çıktı. Ama artık iki dönemde var. Yani bizim için önemli olan aslında 2022 sınavı çok önemli. 2021 sınavı çok önemli. Bu da mesela sadece birinci dönem konularıydı. Dolayısıyla biz 8. sınıftaki bütün dönemdeki konulardan sorumluyuz ve din kültürü hızı son tekrarda seninle beraber bunların hepsini şimdi tekrar edeceğiz. Ve biliyorsun dinde Tonguç Evren benim iki dönemde kader inancı, zekat sadaka, din ve hayat üniteleri ardından da Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim üniteleriyle bu işin noktalandı. Dinde zor soru var mı hocam? Hayır zor soru yok tabii ki ve 2 Haziran LGS'ye giriş tarihimiz Tonguç Evren Bey. İnşallah çok güzel liseleri kazanacağız değil mi? İnşallah hocam. Harikasın. Peki ne yapacağız bugün seninle beraber? Bir kere LGS'ye ne tarz sorular gelir ona bakacağız. LGS'de dinde Tonguç'um çok ciddi bilgi sorusu gelmiyor. Ama bazı kavramları bilmemiz gerekiyor. İşte mesela zekat nedir? İşte sadaka nedir? İşte sallıyorum Kur'an-ı Kerim, işte Tevrat, İncil bunlar kutsal kitaplardır ve bunlar kimlere gelmiştir? İşte peygamberimizin özellikleri örnek insan olması için gerekli özellikleri nelerdir? Bunları bilmemiz gerekiyor. Karşımıza bunlar gelebilir. Dolayısıyla bazen Arapça kavramlar geliyor. Bunlara hakim olmamız gerekiyor. Bir de yorum soruları geliyor. Mesela diyor ki Ahmet Bey işte bir yaşlı teyzeyi karşıdan karşıya geçirmiştir. Buna mesela dinde hangi örnekler verilebilir? Din açısından, bizim İslamiyet açısından hangi güzel davranışa örnektir falan tarzında yorum soruları da gelebiliyor. Bazen de ayet ve hadis veriliyor Tonguç Evren Bey'im. Buradan da acaba bu ayet ve hadise ne söylenmek istenmiştir sardığında sorular geliyor. Bir de güncel hayat soruları geliyor. Yani aslında karşımıza işte güncel hayattan işte biz şu anda şöyle bir deprem oldu mesela sallıyorum veya işte bir cami yaptırdı Ahmet Bey. İşte buradaki caminin manası nedir gibi böyle güzel sorular da geliyor karşımıza. Dolayısıyla din dersimizde birçok farklı soru tarzı var. Zaten 10 sorumuz var ve bu 10 soruda nerelerden geliyor diye bakacak olursak toplamda 5 tane ünitemiz var Tonguç Evren Bey'im. Kader inancı, zekat sadaka, din ve hayat, Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim. Şimdi burada teker teker incelediğiniz zaman 2023'te sadece birinci dönem konuları gelmişti. İkinci dönem konuları yoktu görüyorsun. Evet hocam. Ama 2019, 2021, 2022'ye baktığımız zaman Tonguç Evren Bey'im özellikle ilk üniteden ve üçüncü ünite olan din ve hayattan çok fazla soru geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla biz mesela bu sene ne bekliyoruz dersek 3 tane soru kader inancından bekliyoruz Tonguç Evren Bey. Zekat ve sadakadan 2 tane soru bekliyoruz. Din ve hayattan Tonguç Evren Bey 3 tane soru bekliyoruz. Kaç etti toplamda? 8 tane soru etti. Hazreti Muhammed ünitesinden de 2 tane soru bekliyoruz. Belki buradan bir tane soru gelir veya gelmez. Buradan da 2 veya 1 olabilir şeklinde düşünebilirsin. Dolayısıyla aslında çıkacak sorular toplamda 10 taneyi bu şekilde sağlayabiliyoruz. Ve burada aslında dikkat ettiysen son üniteden çoğunlukla soru gelmiyor son zamanlarda. Dolayısıyla son üniteyi birazcık atlıyoruz. Çünkü o zamana kadar bitiremiyor hocalarımız bu son üniteyi. Sınavlarda da zaten çok fazla çıkmıyor diyeceğiz. Dolayısıyla bizim odaklanacağımız üniteler kader inancı ünitemiz ve din ve hayat ünitemiz gerçekten de sınavda çok karşımıza gelecek. Peki en çok soru çıkan ünitelere zaten dediğimiz gibi kader inancı, Hazreti Muhammed'in örnekliği, din ve hayat, zekat sadaka ama Kur'an-ı Kerim özelliklerinden en az soru çıkan ünitelerimiz diyoruz. Peki nasıl sorular geliyor? Hangi alt konulardan geliyor? Senle beraber bakalım. Kader ve kaza inancından %80 ihtimalle soru gelebilir. İnsanın iradesinden de Tonguç Evren Bey %60 ihtimalle soru gelebilir. Ama kaderle ilgili kavramlardan %100 soru gelir. Emek, rızık, işte ondan sonra hastalık, sağlık ve benzeri. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan da soru gelme ihtimali birazcık daha düşük. Çünkü birçok peygamberi anlatıyoruz. Her ünitenin sonunda bir peygamber ve bir ayet veriliyor aslında. Bununla alakalı sorular geliyor. Mesela Ayetel Kürsü'den de soru gelme ihtimali daha düşük. Çünkü diğer ünitelerde de çok güzel aslında peygamber ve
ayet anlamları var. Onlara da bakacağız şimdi seninle beraber. Ve buradan %100 soru gelecek. Kader inancından soru gelmediği hiçbir sene yok çocuğum. İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemden konuşalım. %100 soru gelecek. Çünkü çok seviyorlar bununla alakalı bir güncel yaşam durumu veya işte bir yorumlama sorusu. Zekat ve sadaka ibadetinin faydalarından kesinlikle soru geliyor. Yüzde kaç zekat verilir gibi sorular gelebilir mi hocam? Aynen kesinlikle. Aynen kesinlikle. Hazreti Şuayb'dan yine soru gelme ihtimali birazcık daha az. Çünkü her sene farklı bir peygamberi sormaya çalışıyor. Hazreti Şuayb'ı sorular. Hazreti Musa'yı sorular mesela. Maun suresi ve anlamından da birazcık daha düşük bir ihtimal diyebiliriz sonuç olarak. Peki buradan da bu arada %100 ihtimalle sorumuz gelecek. Din, birey, din ve hayat konusundan da konuşalım. %100 soru gelecek, hatta 3 tane gelecek. Öyle düşünüyoruz ve din, birey, toplumdan konuşalım. Kesinlikle sorumuz gelecek. Dinin temel gayesinden birazcık daha az ihtimalle soru gelebilir diyoruz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan birazcık daha yüksek ihtimal, çünkü onunla ilgili soru uzun zamandır gelmedi. Az suresinden de Tonguç Eren Bey'im birazcık daha yüksek ihtimal diyebiliriz. Çünkü gerçekten de vel as innel insane levhi husle başlayan bu ayet gerçekten de bu sure daha doğrusu çok güzel bir sure. Çok derin anlamlar ifade ediyor diyebiliriz. Peki geldik Hazreti Muhammed'in örnekliği. %100 soru gelecek ve Hazreti Muhammed'in mesela liderlik özellikleri var Tonguç Eren Bey. Yardımsever olması. Hani yardımsever olması var. İşte yetimleri koruyan, gözetleyen. İnsanları sevmesi. Aynen öyle. Hoşgörülü, bak bu çok önemli. Hoşgörü kelimesine bayılıyor. Zaten birazdan dersimizi anlatacağız. Hazreti Muhammed'in örnekliğinden %100 soru gelecek Tonguç'um. Kureyş suresi anlamından da daha düşük bir. Çünkü birazcık daha aslında böyle birazcık daha eleştirel bir sure bu. Orada bir şeyi eleştiriyor. Onları da birazcık daha az sorma ihtimalleri var diyoruz. Ve en son olarak da birazcık daha düşük ihtimalle, yani bundan %50 çıkar diyoruz. İslam dininin temel kaynaklarından düşük bir ihtimal. Kur'an-ı Kerim'in ana konuları düşük bir ihtimal. Temel özellikleri belki Hazreti Nuh Aleyhisselam'da daha düşük bir ihtimal şeklinde diyoruz. Çünkü bu gerçekten de son konu olduğu için birazcık daha sona kalıyor diyoruz. Hadi bakalım o zaman, şimdi senin yapman gereken şey gerçekten de deneme çözmek Tonguç Eren. Denemeleri çok dikkatli bir şekilde. Mesela sen burada bazen çok hatam çıkıyor hocam ya. Din, kültür, ahlak bilgisi denemesini çözün. Geri sayım denemeleri 3. İşte burada birden 10'a kadar çözüyorsun. Denemeleri çözerken sana bir taktik Tonguç Eren benim. Mutlaka optik formla çözmeye çalış. Buradaki optik formları kullanmaya çalış. Buna alışırsan sınavda da çok rahat edersin. Mesela Türkçe, inkılap, İngilizce, matematik, fen ve benzeri, bunların hepsini doldurmaya çalıştığımız şeyler. Din kültürü de var burada. Burada mesela din kültüründe ilk soru kader, kaza, inancı. Bak, sözel ve sayısal detaylı analiz kısımlarımız var bizim. Hangi soruyu yanlış yaptıysan buradan kader, kaza, inancı mı, ayetel kürsü mü, Hazreti Muhammed'in örnek davranışları mı, Hazreti Yusuf mu, dinin temel gayesi mi, Kureyş suresi mi, dinin temel gayesi mi? İşte burada hangi alt konuyu yanlış yaptıysan bul ve buradaki eksiğini kapat. Dolayısıyla odaklı, nokta atışlı soru çözersen, özellikle deneme çözersen çok işine yarar diyorum. Bu denemelerimizden yararlanabilirsin ve hadi bakalım o zaman, fazla uzatmıyorum. Dersimiz süper bir şekilde başlasın. Kader ve kazayla başlıyoruz. Çok basit bir ünite. Gerçekten bazı kavramları bilsek yeterli. Zaten insanın içinde olan bilgiler, zaten hayatımızın içinde olan ölçüden bahsediyor. Bak, kader nedir? Allah'ın programı, ölçüsü, düzeni, aynı zamanda muhteşem yaratışı. Bak, doğru kader anlayışına sahip biri sabırlı ve iyimser. Yani Allah her şeyi o kadar güzel dizayn ediyor ki, o kadar güzel tasarlıyor ki, o kadar güzel yerli yerine koyuyor ki, dünya ile güneş arasındaki mesafeler, bu bir ölçüdür, bir kaderdir. Bak, bunu aklınıza getirin lütfen. Aynı zamanda dünyanın güneş etrafında belli bir yörüngede dönüşü ve bu yörüngeden dolayı 23.27 derece, 23 derece 27 dakikalık eğik olmasından dolayı ne vardı evladım benim? Eksen eğikliği, mevsimler oluşuyordu. Bak, bunu fen dersimizde gördük. İşte bunlar kaderdir. Ve bunun sonucunda mevsimlerin oluşması nedir? Kazadır. Yani Allah'ın programının yeri ve zamanı geldiğinde, işte summer time, yaz mevsimi, kış mevsimi, işte soğuk oluyor. İşte 23 derece, hemen size fen dersiyle karma yapıyorum. Bak, ne güzel, görebiliyor musun? Hocam, eksen eğikliği, eksen
eğikliği aslında kaderdir. Eksen eğikliği kaderdir. Eşittir kader. Allah'ın programı, Allah'ın ölçüsü, muhteşem yaratışıdır. Ve aynı zamanda mevsimlerin oluşumu, yani ünitemizin adı, mevsimlerin oluşumu nedir evladım benim? Kaza. Aslında kazadır evladım benim. Yani Allah'ın programına uygun bir şekilde o geldiği zaman, yeri geldiği zaman, mesela işte Ocak, Şubat'ta biz hangi mevsim yaşıyoruz? Kış. Harika. Peki Güney Afrika'da hangi mevsim yaşanıyor Ocak, Şubat'ta? Yaz. İşte bu kazadır. Allah'ın ölçüsü koyulmuş. Güney yarımküre, kuzey yarımküre, her şey belli. Ve buna göre ne yapılıyor evladım benim? Mevsimler oluşuyor diyeceğiz. Bu da kazadır. Peki ilim, kudret ve irade hepsi beraber neyi oluşturuyor? Kader. Allah aslında kaderi oluşturuyor. Allah'ın ölçüsünü oluşturuyor. Yani Allah biliyor her şeyi. İlim sıfatı. Bakın Allah'ın ilim sıfatından çok bahsediliyor. Çünkü şu anda ben size anlatırken neyi anlatıyorum evladım? Bilgi İlim. Veriyorum. Bak ilim deyince hemen aklımıza bilim gelecek. Yani zaten bilim ilimden gelir. Yani Allah'ın... Film nereden gelir? Allah her şeyi biliyor evladım benim. O film insanlardan gelir. Allah her şeyi biliyor ve ilmiyle bizi aydınlatıyor. Biz de ne yapıyoruz? Bunu bilime çeviriyoruz. Yani insanın bilgisine çeviriyoruz. Ama Allah'ın ilmi sayesinde bunlar oluyor. Ardından Allah her şeyi yaratmaya muktedir. Yani şuradaki ağaçtaki oryantasyona bakar mısın? Bu portakalların böyle duruşu. İşte ya portakalı çok seviyorum hocam. Orada kal. Tebrik ediyorum seni. Bunun yere düşmesi, ondan sonra Newton'un kafasına düşüp de evreka diyen Arşimed'in hamamdan kaçması. Bunların her birisi aslında Allah ilmini ve kudretiyle beraber, gücüyle beraber her şeyi yaratmış ve iradesi de var. Allah diliyor, ya olsun dünya diyor, tak diye dünya oluyor. Veya işte olsun dağlar diyor, dağlar yeryüzündeki çiviler gibi olsun ve yeryüzünün hareketlerindeki levhaların tutunmasını sağlasın diyor, tak diye oluyor. Allah irade ediyor ve ilmiyle bütün her şeyi dizayn ediyor muhteşem bir şekilde. Nasıl mesela biz bir arabayı yaparken mühendisler ilimleriyle, öğrendikleri bilgilerle, aynı zamanda makinelerin kuvvetiyle, gücüyle ve aynı zamanda bunu isteyen bir iş sahibinin iradesiyle, yani parasıyla aslında bunların hepsini yapıyoruz ve o arabayı yapıyoruz. Aynı onun gibi Allah da zaten bunların hepsini yüz binlerce, milyarlarca yıl önce yaratmış ve dünyanın içine bizi koymuş. Bunları bilmemiz gerekiyor. Böyle örnekler verip bize sınavda soracaklar. Bak evladım benim, her şeye bir ölçü kelimesini görünce, denge kelimesini görünce, LGS'de çıkarsa şaşırma diyoruz. Çünkü bu kelimelere bayılıyor LGS'ler. Yani LGS'ciler, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın ölçme değerlendirme kurulu, yani sınavları hazırlayan kurul, özellikle ölçü ve denge kelimelerine özel bir önem veriyor ve bununla yaratmıştır diyor. Bu ölçü ve düzen, bak düzen kelimesi. Ondan sonra bakın şu kelimeyi de hatırlatmak istiyorum. Ahenk. Ahenk kelimesini ben kaç yaşındayım da ahenk niye bileyim? Saçlarım ahenkle dans ediyor. Annem babam bile bilmeyebilir benim, biliyor musun ahenk kelimesini? Aa. Dedem falan bilir, yani Arapça kelimeler. Çünkü özellikle din kitaplarında böyle Arapça eski tarz kelimeleri çok seviyorlar. Özellikle bu kitapları birazcık daha yaşı üst insanlar hazırladığı için ahenk kelimesini ben kullanmak istiyorum soruda diyor. Bilirse bilsin çocuklar, bana ne diyor. Ben çocukların kanki kelimesini bilmiyorum. Onlar da benim ahenk kelimesimi öğrensinler zorla diyor. Aa. Ben onları öğrenmek zorunda değilim. Ben eşek kadar adamım diyorlar. Aynı onun gibi biz de bu koyu bir kelime verebilmek zorundayız. Ahenk aslında uyum demek. Belli bir evrende muhteşem bir uyum var. Dikkat et. Burada Satürn'ün halkalarının olması, ondan sonra işte burada Halley kuyruklu yıldızının bu şekilde hızlı bir şekilde hareket etmesi falan filan, her şey bir uyum sayesinde. Ve Allah'ın varlığının, birliğinin bir delili aslında kader ve akıl ve irade sahipleri için birer ibret ne demek Allah aşkına? İbretlik bir adamsın sen gerçekten de. Sopalık yani. Hayır. Örnek bir demek. Yani örnek oluyor demek. Yani gösterge oluyor demek. Sen ne ibret aldın mı bundan? İbret aldın mı bu hocam olaydan? İşte örnek aldın mı bu olaydan diyorum. Bu kelimeleri gördüğümüz zaman diyeceğiz ki yahu bana Arapça kelimelerle beni zorlamaya çalışırlar. Yoksa bir tane yok diyeceğiz. Yani bu kelimeler gerçekten basit. Bu kelimeleri lütfen bilin. Ahenk, uyum demek. İbret de örnek demek. Bak
Akıl ve irade sahipleri için birer örnektir bunlar aslında, bu düzen demek istiyor. Geldik sünnetullah. Sünnetullah kelimesi LGS'de çıktı ve çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü sünnetullah'a da çok önem veriyorlar. Ne demek sünnetullah? Şimdi sünnet, adet, gelenek demek. Yani Peygamber Efendimizin sünneti derler. İşte dediğimiz gibi hani erkek çocukların sünnet edilmesi der. Bu bir gelenektir aslında. Yani bu gelenekten gelir. Hatta sadece Müslümanlara değil. Biliyorsun Yahudilerde, Musevilerde de aynı şekilde sünnet olayı var. Hristiyanların da bir kısmında sünnet olayı var. İşte bunlar aslında gelenek demek. Peki sünnetullah ne demek? Allah'ın geleneği, Allah'ın evrendeki yasaları demek. Bu yasalar üç farklı. Fiziksel, biyolojik, toplumsal, kimyasal yok. Bunu bilmelisin. Yani kimyasal yasa diye bir zırva yok. Normalde var. Yani normalde kimya dersinde var, fen dersinde var. Ama kimyasal yasa dinde yok. Dinde yok. Din dersimizde yok. Aman lütfen, lütfen, lütfen diyorum. Bunu sınava soruyorlar. Yani daha doğrusu koyuyorlar şıklara ki herkes böyle ters köşe olsun diye. Fiziksel yasa deyince madde ve enerji değişmiyor. Asla değişmiyor. Deney ve gözlem. Tabii bunu sormuyorlar. Ne diyorlar biliyor musun? Suyun kaldırma kuvveti nedir? Arşimed'in bulduğu işte Newton'un yer çekimi kuvveti nedir? Veya işte dünyanın güneş etrafında dönmesi nedir? Bak dünya, güneş, ondan sonra yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kuvveti, bunların her birisi maddeyle bağlantılı ve nedir evladım benim? Fiziksel yasa ve bununla alakalı bir ayet sorabilir. O yüzden hemen bir ayete bakalım. Yasin suresi 37. ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diyerek Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okumamız gerekiyor. Yani kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sınırız. Esirgen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an okumadan önce söylememiz gereken bir durum. Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz. Gece ve gündüzün oluşumu. Bakın gece ve gündüzün oluşumu acayip önemli. Bu direkt fiziksel yasaların içine giriyor. Çünkü gece ve gündüz nasıl oluşuyor hatırlar mısın? Eski bilgilerden bak, mevsimler ve iklim konusuyla bağlantılı aslında. Dünya dönünce oluyordu hocam. Dünya dönünce dünyanın bir kısmı gece, bir kısmı gündüz oluyor. Mesela biz dünyada Türkiye'de gündüz yaşarken Los Angeles'ta geceyi yaşıyorlar. Los Angeles'ta gündüz yaşarken biz de geceyi yaşıyoruz. Yani dünyanın kendi eksenine kadar kaç saatte dönüyordu? 24. 24 saatte, yani bir günde dönmesiyle oluşuyordu. Bu tamamen fiziksel. Biyolojik yasa ne demek? Şu anda benim konuşmam, dilimin dönmesi, yediklerimin sindirilmesi, besinlerin midemde sindirilmesi, çene yapım, ondan sonra kafamın yapısı, ne bileyim işte saçlarımın yapısı. Burun kılı. Saçma. Ha çok güzel bak. Hemofili hastalığı. Mesela bak dikkat et, kalıtsal hastalıklardan. Akraba evliliği, biyolojik yasalardan. Hadi fen dersiyle birleştirelim bunları. Mayoz mitoz. Mükemmel zekisin. Patos Aramis. Hayır Patos Aramis yok. Başka bir tane daha. DNA ve kalıtım konusu. Oo. Adaptasyon konusu. Oo. Nükleotit. Direkt biyolojik yasalarla alakalı. Bak eski fen dersimizi de hatırlıyoruz. Dikkat etti mi? Canlıların yapısı ve oluşumu ve gelişimi değişmez. Mendel'in kalıtım yasaları, bezelyelerin oluşumu. Bununla bağlantılı değil mi? Biyoloji. Evet hocam. Biyoloji canlı demek. Papaz Mendel. Biyo canlı demek. Papaz Mendel. Balıkların yüzmesi için solungaca ihtiyacının olması ve bu adaptasyondur aslında, oraya uyum sağlamışlar. Bak ne demiş İnsan Suresi 2. ayette? Gerçekten de insanı karışımlı bir sudan yarattık. Onu deniyoruz. Yani onu sınıyoruz. Yani imtihanı tutuyor. Biz nasıl LGS'ye gireceğiz ya. Allah da bizi bu hayatımızda bir sınava tabi tutuyor. İyi şeyler mi yapacaksın yoksa azıp cozutup ne denir ona? Vur patlasın, çal oynasın yapıp sapkın kötü işler yapacak mısın? Ona bakıyoruz. Aynı zamanda bu yüzden onu işiten ve gören yaptık diyor. Bak dikkat et. O her şeyi gör ve işit, ona göre karar ver diye bize bir imkan vermiş aslında. Dolayısıyla bunlar da biyolojik yasalar. Peki geldik toplumsal yasa. Bu birazcık karışık. Herkes bunu rahat anlıyor da bu toplumsal yasa çok basit aslında. Toplumun sağlıklı, ya bu olmazsa budur. Yani bu ikisine sokamıyorsanız bir şeyi, o zaman toplumsal yasa. Sınavda soru geldiği zaman bunu yapacaksınız. Mesela toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürmesi, uyması gereken yasalar nedir mesela? Bak sebep sonuç ilişkisi bağlamında adalet, kul hakkı, barış, kardeşlik, bir tane daha yazıyorum, göç, ondan sonra evlilik. Evlilikle alakalı Kur'an'da mesela çok fazla ayet var ve bunlar da aslında evlilik ve boşanmayla alakalı direkt aslında
toplumsal yasalarla bağlantılı. Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Bak Araf suresi 30. ayette. Ve sonu vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ne bir an öne alabilirler. Mesela diyelim ki işte Roma İmparatorluğu. Bak bir toplum ve bunun belli bir eceli var diyor, sonu var diyor. O zamanlar neye inanıyorlardı biliyor musun Selam Bey? Roma İmparatorluğu sonsuzdur. Sonsuza kadar varlı olacağız. Sonsuza kadar büyük Roma İmparatorluğu Aspen diye Doz. Hava atıyorlardı. Sonra ne oldu? Mortin tak diye bölündü. Bizans İmparatorluğu İstanbul'a göç etti. Ondan sonra İtalya'da kaldı Roma İmparatorluğu, Yunanistan falan filan. İstanbul'u fethettik hocam. Bugün sonra fethettik hocam İstanbul'u. Sonra Fatih Sultan Mehmet 1453'te gitti ve harika bir şekilde ne oldu evladım benim? Allah. Roma İmparatorluğu'nun artık sonu geldi. Mortingen-Strasse dediğimiz şey aslında kaçınılmaz son. İşte bak burada da aslında bunu söylüyor. Bu toplumsal yasalarla bağlantını unutmayalım evladım benim. Hemen hızlı geçiyorum. Evet, insan akıl ve irade sahibi bir varlık. Bunu biliyoruz. Çünkü aklımız ve seçim yeteneğimiz, irade demek aşırı önemli. İrade çok basit. Seçim yeteneği demek. Bu kadar basit. Senin seçim yeteneğin var mı evladım benim? Var hocam. Harika. Ama sen daha hala kendi ayakları üzerinde duran, kendi başına bir birey olmadığın için her şeyi de seçemiyorsun. Yani aslında hala ben para de kazanamıyorum hocam. Aslında ben de her şeyi seçemiyorum. Neden? Çünkü seçim yeteneklerimiz de kendi imkanlarımıza var. Mesela şu anda uçmayı seçebilir miyim? Seçemem. Süpermen değilim sonuçta. Ama ben seçim yeteneğim kendi erişebileceklerim. Yani cüz'i irademle sınırlı. Acayip önemli bir örnek. Şimdi geliyoruz, merak etme. İnsan eylemler. Eylem ne demek yahu diye bana doğru düzgün söylesene. Eylem ne demek hocam? Yaptıklarından sorumludur. Yani sen yaptıklarından sorumlusun. Mesela şu anda gidip de arkadaşının işte ne bileyim kalemini kırsan ondan sorumlu musun? Evet. Sen? Evet. Arkadaşın senden hesap sorar. Öğretmenin sana neden bu saçma sapan hikayeleri anlatıyorum? Çünkü bunları soruyorlar. Yani resmen bu hikayeleri sana verip sonrasında irade ve kaderle bağlantılı bir kurgu yaratmaya çalışıyorlar ve kurgu verip de sana hadi sen çöz bakalım bu işin içinden çık bakalım diyorlar. İnsana düşünme yeteneği verilmişti. İnsan aklı olduğu için düşünebilir mi evladım benim? Düşünür. Harika. İnsan düşünebilir ve aklımız olduğu için belli hareketleri yapıp yapmamaya karar verebiliriz. İşte insana vahiy ile de doğru yol göstermiştir Allah. Ha neyle? Bismillahirrahmanirrahim. Müslümanlara Kur'an ile, Kur'an-ı Kerim ile doğru yolu göstermiştir. Hristiyanlara İncil ile, ondan sonra Musevilere Tevrat ile, işte bütün dinlerde bu şekilde bir vahiy sistemi var ve doğru yol gösterilmiş. Sen bunu yap, bunu yapma. O zaman ondan sonra da Allah insana özgür bırakmış. İster iyi yap, ister kötü yap. Hesaba çekileceksin diyor. İster iyi şeyler yaparız, ister kötü şeyler yaparız. Bu aşırı önemli. Sınavda %100 çıkacak kısım burası. İnsan iradesi ve kader konusu. Yani Allah'ın her şeyi üzerine bir ölçüsü var. Ama biz de birçok şeyi değiştirebiliyoruz kendi hayatımız adına ve kararlar verebiliyoruz. Çünkü neyiz? Bak dikkat et. Akıl sahibiyiz, seçim sahibi, seçim yeteneği sahibiz, yani irade sahibiyiz ve yaptıklarımızdan sorumluyuz. Düşünme yeteneğimiz var, vahiy gönderilmiş bize, hangisi iyi, hangisi kötü. Yani ben şu anda mesela ne diyeyim, hırsızlığın iyi olup kötü olmadığını kendi annemden babamdan anlıyorum, kanunlardan anlayabiliyoruz ama en başında Kur'an'dan anlayabiliyoruz hırsızlığın kötü bir şey olduğunu. Yani Allah bize göndermişse tamam. İnsan özgür bir varlıkta da anlayabiliyoruz. Buna göre de karar veriyoruz biz diyoruz. Peki bununla alakalı devam ediyorum. Aşırı önemli. Devam ediyorum. %100 çıkar çünkü insan iradesi ve kaderle ilgili bir soru garanti net bekliyoruz. Şimdi devam ediyorum. İrade, dileme, tercih etme ve karar verme demek. Yani hangisini seçeceksin, hangisini seçmeyeceksin. Peki Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesine biz ne diyoruz evladım benim? Külli irade. İnsanın sınırlı iradesine. Ben mesela şu anda uçmak istesem uçabilir miyim? Hayır. Uçamam. İşte benim cüz'i iradem var. Ama Allah size her şeyi yapabilir. Allah size bir anda yeni bir dünya yaratabilir. Ama biz ne yapabiliriz evladım benim? İşte elimizi işte koşabiliriz. İşte arabaya binebiliriz. Süt içebiliriz. Ama bu kadar. Ama mesela şu anda ben süt dolu bir küvette duş almak istiyorum diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü evladım benim onun için gerçekten çok varlıklı olmak lazım. İşte sütü heba etmek lazım. İşte onun o da gibi israf değil mi hocam? Ha, o da israf tabii. O da başka bir şey. Hocam siz inek sütünü mü tercih ediyorsunuz? Koyun sütü mü? Ben süt banyomda genellikle keçi sütü tercih ediyorum. Keçi mozzarella. Sütü çok sağlıklı. Ya mozzarella, mandal sütü dikkat et. İnsan harikasın. İnsan davranışından sorumlu çünkü irade.
seçim yeteneği, akıl ve düşünce sahibi aslında diyebiliriz. Peki bak, burası çok önemli. Burası gerçekten de sınavda çıkabilecek iradeyle bağlantılı bir kısım. Cüz'ü irade, insan irade, sınırlı irade. Bakın, insan iradesi demek. İnsan iradesi demek ve çok önemli bir kelime yazıyorum. Sınırlı. Ya her şey muktedir değil. Her şeyi yapamaz kardeşim. Yani kotam doldu. Aynen. Sen mesela istesen gece eve gelmiyorum. Hadi bakalım anne baba. Öyle diyebilir misin? Diyemezsin. Yani sınırlı rahmetli bir... Rahmetli gece eve gelmiyorum. Hayır, rahmetli gece eve. O zaman Mortingen olursun gerçekten. İnsanın sahip olduğu sınırlı irade ve mesleğimiz, okulumuz, arkadaşlarımız gerçekten bizim seçebileceğimiz. Mesela sen hangi mesleği seçmek istiyorsun? Ben ileride futbolcu olmak istiyorum hocam. Harika. Mesela bu senin iraden. Sen bunu seçtin ve yaptıklarından kendi sorumlusun. Yani bunun sonuçlarına sen kendin katlayacaksın. Mesela futbolcular işte 40 yaşından sonra genellikle emekliye ayrılıyorlar. İşte buna göre bir hayat dizayn etmen gerekiyor, tasarlaman gerekiyor ve bak İnsan Suresi 3. ayette demiş ki şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Yani hangisinin doğru, hangisinin yanlış? Ne demiş Allah? As suresinde vel asr innel insane lefus iller lezine amenü ve amelü salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Ve amelü salihati ne demek biliyor musun herhalde? Ne demek hocam? İyi işler yapanlar, yani salih ameller işler. Onu birazdan göstereceğim. As suresini birazdan göstereceğim sana zaten. İyi işler yapmak. Allah'ın en önemli söylediği şey iyi işler yapmak. Zaten bizim de tek temel amacımız iyi işler yapmak olmalı. Her şeyi yaptığımız her şeyi yapmak. Doğru yolu gösterdik diyor. As suresinde veya Kur'an'ın diğer yerlerinde. İnsan şükredici. Yani Allah'a teşekkür etsin. Verdikleri. Yani mesela ben şu elim için Allah'a hep teşekkür ediyorum. Şu anda konuşabildiğim için Allah'a hep teşekkür ediyorum. Şu anda bu yazıyı okuyabildiğim için Allah'a teşekkür ediyorum. Şükran ediyorum. Her gece yatmadan önce teşekkür ediyorum Allah'a. Ondan sonra annem babam olduğu için veya yoksa da amcam dayım olduğu için, babaannem olduğu için hep şükrediyorum. İşte ister nankör olsun. Yani ben neymiş yani öyle şey ben inanmıyorum falan diyen de olursa olsun ister de teşekkür etsin biz ona doğru yolu gösterdik. Hadi bakalım iradeni göster bakalım diyor. Ama Allah'ın iradesine Allah'ın son her şeyi yapar. Her şeyi yapabilir. Ya hiçbir şey sınırı yok. Ölüm zamanını o belirliyor. Anne ve babamızı o belirliyor. Bizim mesela bizim siyahi mi beyaz mı olacağımızı kim belirliyor? Allah belirliyor. Ben mesela, siyahi olmak isterdim. Aynen. Hocam. Mesela çok iyi dans ediyorlar. Siyahi rapçi olursan gerçekten çok havalı olursun. Yani kafanın üzerine dönebiliyor musun biraz? Yok hocam. Ayağımın üzerine dönüyorum. Ve aynı zamanda başka bir tane daha söyler misin? Yapıyorum onu mesela, düşüyorum yere. Küllü iradeden başka ölüm zamanında anne babamız başka ne olabilir mesela? Irkımız, ırk. Bak doğum tarihi, cinsiyet, doğum tarihi bunların hepsini Allah belirliyor. Sen belirleyemezsin. İstediğin zaman, istediğin kadar uğraş sen belirleyemezsin. Irkımızı, doğum tarihimizi, ondan sonra ölüm zamanımızı Allah belirler diyoruz. Tebrik ediyorum seni. İşte burada külli irade diyoruz. Peki, peki. İnsan iradesi var. Güçlü bir iradeye sahip biri. Sorumluluk sahibidir. Sorumluluk sahibi, sorumluluğun bilgidir. Sen neyi doğru yapacağını, neyi yanlış yapacağını bilirsin. Doğru ve güzel davranışlar sergiliyor. Kötü ve çirkin davranışlardan kaçınıyor, uzak duruyorsun. Ve doğru kader anlayışına sahip biri, bak doğru kader anlayışına ve yanlış kader anlayışına sahip biriyi o kadar çok sordular ki gerçekten de yine sorma ihtimalleri var. Yani kaderim buymuş. Yapacak bir şey yok. Alın yazın bu kaderi bu şekilde. Yapacak bir şey yok. Yani bu şekilde laflar inanılmaz hatalı ve sınav komisyonu da bu şekildeki lafları sorarak bizi ters köşeye yatırmaya çalışıyor sürekli. Doğru kader anlayışına sahip biri. Dünyanın fani yani sonu olan yani sonu var. Mesela dünyada İsviçre'de kıyamet saati diye bir saat var. Çünkü dünyanın sonunun Big Bang teorisine göre tekrar geleceğini, evrenin sonunun geleceğini insanlar bekliyor. Bu yani bunu şu anda bir insan öyle şey mi olur? Biz sonsuza kadar yaşayacağız. Böyle eskiden Big Bang teorisinden önce sonsuzluk teorisi vardı. Ve sonsuzdan beri gidiyoruz sonsuza kadar. Hayır öyle bir şey olmadığı belli oldu. Ya İsviçre'deki bilim insanları yaptı bunu yani kıyamet saatini artık ne diyelim yani hani hala bilime inanmıyorsan da yuh artık. Dolayısıyla fani, sonlu ve imtihan yani bir sınav yeri olduğunu, imtihan sınav demek eski Türkçe'de bunlar, olduğunu biliyor bir insan ve yaratılanı hoş görüyor, yaratanla ötürüyor. İnsanlara iyi davranıyor. Çünkü ölüp gideceğiz ya. Ne uğraşmaya gerek var insanlarla? İşte sosyal medyadan linçler yapıyorsun, sen de linç squad giriyorsun falan. Onlara
gerek yok yani, öyle şeylere yok. Aynı zamanda emek ve çabasının karşılıksız kalmayacağının da farkında. Yani ben şu anda çalışıyorum, şu anda size ders anlatıyorum. Gerçekten de sizin kafanıza girebilmesi için daha heyecanlı ve atraktif anlatmaya çalışıyorum. Ve bu da sizin karşınızda sınava girdiğiniz zaman diyeceksiniz ki, ah ben bunu hatırlıyorum. Adam zaten o kadar heyecanlı anlatmıştı ki ben bunu hiç kafamdan çıkartamadım diyeceksiniz ve sınavda başarılı olacaksınız. İnşallah. Ve ben de mutlu olacağım. Neden? Çünkü siz başarılı olunca ben oh be diyeceğim. Gerçekten öğrencilerimiz başarılı oldu ve en iyi liselere girdiler diyeceğim. İnşallah hocam. Aynı zamanda yanlış kader anlayışının temelinde ise bilgisizlik var, tembellik var, sorumsuzluk var. Yapacak bir şey yok arkadaşım, yani ben sınava girdim, olmadı yani, yapacak bir şey yok. Bunun gibi bir ben kader mahkumuyum. Gerçekten de LGS mahkumlarıyız. Böyle account'lar görüyorum, hesaplar görüyorum, böyle LGS mağduru. Hayır, sen mağdur niye olacaksın? LGS'yi sen mağdur edeceksin. İnşallah. Yahu LGS mağduru sen olmayacaksın. LGS mağduru diyen arkadaş lütfen hemen hesabının adını değiştirsin. LGS'yi mağdur edeceğim yapsın. Rica ederim. Çünkü sen kader mahkumu değilsin. Kaderim böyleymiş diyemeyiz. Asla, üzerine gideceğiz ve mücadele edeceğiz. Karabahtım, alın yazın. Karabahtım, kemtaliyim. Tarzı söylenenler asla ve asla doğru değil. Aman aman aman. Bunlar süper, bunlar süper, bunlar süper ama bunlar kesinlikle berbat şeyler. Berbat din anlayışında böyle bir şeye yer yok. Din her zaman ne diyor? İnsanlar çalışmalı, çabalamalı ve gayret göstermeli ve sonunda başarılı olacaktır. Başarılı olmasa bile sonradan faydasını görecektir diyor. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Hayır, böyle bir anlayış yok işte bak. Şimdi burada artık LGS tarzı sorular sana göstereceğim. Gerçekten LGS'de bu tarz sorular çıkıyor. LGS komisyonu, yani Milli Eğitim Bakanlığı, ne sormayı seviyor? Bir ayet verip ardından bu ayetle bağlantılı bir kavram veya bir yorum sorabiliyor veya başka bir ayet sorabiliyor. Sana ilk sorumuz mesela basit bir soru. Keko bir soru. Zaten din dersimizde de çok fazla zor soru çıkmıyor. O yüzden hedefimiz kaçta kaç? Fülde fül. Fülde fül değil. 10'da 10. Tebrik ediyorum. Şimdi nefse ve ayetin altında çizildiği bölümü aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir demiş. Şems suresi 7-9. ayet. Hadi bakalım. Nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip, bunu okumanıza gerek yok. Nefse ve onu şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Bak dikkat et. Ona kötü ve iyi olma kabiliyetleri. Ne demek? Seçim kabiliyeti, irade kabiliyeti. İrade demek aslında. O zaman irade. Peki kimin iradesinden bahsediyor? İnsan iradesi. Harika ötesin. Peki irade bu ikisinden bir tanesi. Külli irade mi, cüz'i irade mi, insan iradesi? Cüz'i. Harika, cüz'i irade. Yani insanın cüzdanı kadar iradesi. Yapacak bir şey yok. Bu arada yani tam materyalistik bir düşünce oldu ama yapacak bir şey yok. Külli de Allah'ın sonsuz kudretinden aklına gelsin. Yani kudretten aklına gelsin. Ve dolayısıyla cevabımızın cadana olduğunu söyleyebiliriz Tonguç Erhan Bey'im. Hadi bakalım. Kaderle ilgili kavramları hızlı bir tekrar edelim. Ecel. İnsanın ömrünün sonuna erdiği an. Mesela deden veya dedenin babası ne zaman vefat etti? Dedemin babasının babası mesela 1990'da vefat etmiş olsun, tamam mı? İşte onun ölüm tarihi 1990, eceli 1990'mış. Aa. Bu kadar. Ömür ne demek? 80 yıl yaşadı hocam. 80 yıl, harika. Yaşadığı süreye biz ömür diyoruz. Mesela inşallah ömrünüz olur Tonguç evladım benim. İnşallah. İnşallah ecelin geç olur Tonguç evladım benim. Teşekkür hocam, sizin de inşallah. Amin inşallah. Emek dediğimiz şey de çalışmak demek, çabalamak demek. Emeksiz yemek olmaz. Harika. Nerede emek? Orada yemek. Harika. No pain. No pain no gain. Harika. Ya emek fakirin ekmeği. Harikasın. Mükemmel sözler. Zahmetsiz. Zahmetsiz. Rahmet olmaz. Rahmet olmaz. O da başka bir şey. Emek diyoruz. Çabalayacağız. Şu anda ders izlememiz. Şu anda ders çalışmamız. Açıp da şu soruları, çıkmış soruları çözmemiz bir emektir arkadaşlar. Ve sonuçta da bizim sınav başarımız nedir? Rızıktır. Rızık. Yani rızık illa yemek olmuyor. Rızık helal olan esastır. Çok önemli. Tabii ki kazanç demek. Yani para da olabilir rızık. Sınav başarısı da olabilir rızık. Para da olabilir. Yemek de olabilir rızık. Rızkını
İnşallah işte rızkın, olan her şey rızık olabilir. Allah hocam rızkını artırsın Tonguç evladım. Amin. Bak çok güzel sözlerimiz var. Sizin de artırsın hocam. Onlara bayılıyorum. Allah rızkını genişletir inşallah. Derler yani rızkımız emek sonucunda ne elde ederiz? Rızık elde ederiz. Biz çözdüğümüz denemeler emek, netlerimiz rızık değil hocam. LGS'de genellikle bunu sormuşlar. Genellikle bu iki kavramın üzerinde çok durmuşlar. Çünkü emek ve rızık kavramları hani şu anda yaptığımız sınavda da çok bağlantılı ya. Peki bir de bir tane daha var. Bu da LGS'de çıkma ihtimali çok yüksek bir kavram. O da nedir? Tevekkül kavramı. Tevekkül kavramına da bayılıyor. Hatta sınav komisyonu en fazla soruyu kader ve kaza inancından da sorabiliyor. Bunu da söylemek istiyorum. Tevekkül kavramı da acayip önemli. Çünkü güvenmek dayanmak demek ama boş güven değil. Sen tevekkül ediyor musun evladım benim bu sınav için? Evet hocam. Nasıl tevekkül ediyorsun? Türbeye gidiyorum hocam, dua ediyorum. Aynı zamanda sürekli dua ediyorum hocam. Fazla test çözmüyorum. Genellikle sürekli Allah'ım ne olur soruları doğru yapayım diye dua ediyorum hocam. Her gün dua ediyorum ve inşallah... Bir kere türbeler dua etme yerleri... yani şöyle türbeye gidip de ondan bir şey medet ummak çok yanlış bir şey. Yani türbeden bir şey medet umamayız. Bu bir kere batıl inanç. LGS dede türbesi var hocam. Bu LGS dede ne ya? Allah'ım LGS mi vardı eskiden? Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi LGS dede türbesi diye bir şey böyle bir şey yok. Bunlara medet ummamız gerekiyor. Bu batıl inanca giriyor. Buna ne diyoruz? Hurafe diyoruz. Birazdan göreceğiz sen hemen ama tevekkül demek çalıştıktan sonra güvenmek demek. Şu anda ben çalışıyor muyum? Şu anda bu dersinde çalışıyor muyum? Evet hocam. O zaman sen bundan sonra bu dersten sonra eğer birazcık daha çalışıp bu son tekrar kitabımızdaki bütün soruları çözüp ve gerçekten hepsini bitirdikten sonra o zaman Allah'ım sana güveniyorum inşallah dinde full çekerim, 10'da 10 çekerim dersen o zaman tevekkül etmiş olursun. İşte buna biz çalışıp güvenmek. Kime? Allah'a. Çalışıp güven diyoruz Allah'a. Dolayısıyla tevekkül diyoruz bu kavrama da. Peki özgürlük demek insan özgürdür. İnsan seçimlerinde özgürdür. Ve çünkü insan nedir? İrade sahibidir diyebilir miyiz? Evet. Hangi iradeydi bizim irademiz? Cüz'i. Harikasın. Hastalık ve sağlık da önemli bir kavram. Neden? Çünkü sağlık ve akıl büyük nimet aslında bizim için. Ve temizliğe ve beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları koruyabilmek için özellikle bu dönemde hastalık ve sağlık konusu gerçekten çok değerli. Başarı ve başarısızlık da çok önemli. Çünkü şu anda ben sınava çalışıyorum. İnsan bak başarı için insan için ancak çalışmasının karşılığı vardır ayeti örnek verilebilir. Gerçekten de biz çalıştığımız zaman kazançlı olabiliriz. Başarısızlık için de başarısızlığı kaderi yüklemek doğru değildir kavramı çok önemli. Yani ben şu anda başarısız oldum. Kaderim böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Ben kaderci bir insanım. Hayır böyle bir şey yok. Ya sen çalışmadığın için olmuş olabilir veya bir hata yapmışsındır. Çalışıp da başarılı olamayanları istisna bırakıyorum. Onlar unutmasınlar. Onlar için hayırlı olmadığı için kazanamamışlardır. Yani bazen şöyle düşünüyorsun. Çok çalıştım ama olmadı. Ben artık vazgeçtim olmayacak. Ya demek ki o sana hayırsızmış. Allah senin için çok güzel bir plan hazırlıyor zaten. Sen yeter ki çalışmaya devam et. Pes etme. Allah sana bir sınav sunuyor. Allah seni özgür bırakmış. İster çalış ister çalış. Ama çalıştığın zaman başarılı olacaksın. Bu zaten dünyada herkes bunu kabul ediyor. Yani sen bir akıllısın yani çalışmayıp da başarılı olacaksın. Evet, bu tabloda verilen mesajlarda aşağıdakilerden hangisi uygulanmıştı demiş. Bakar mısın bak diye. Bütün mesajlara bakalım. Diğerleri ertelerken sen başla. Erteleme alışkanlığından bakacağım. Diğerleri sonraya bırakırken sen başla. Hocam hangi kelimeleri yazacağız? Diğerleri evet. Emek, başarı, nimetlere yanlış. Hangisi? Doğru cevabımız zaten. Evet. Diğerleri hayallere dalarken sen hazırla. Diğerleri uyurken sen öğren. Diğerleri temenni ederken sen çalış. Diğerleri konuşurken sen dinle. Diğerleri vazgeçerken sen azmet. Ya resmen LGS çalışma motivasyon kitapçığı gibi. Aynen ya. Diğerleri vakti boşa harcarken sen zamanını değerlendir. Şu anda mesela sizin dışınızdaki birçok arkadaşımız belki din dersinde çalışmıyor ve şu anda siz dinde full yapacaksınız. İnşallah. Diğerleri pişman olurken sen ders al. İşte bunların her birisi neyle bağlantılı aşkına? Bilmiyorum. Başarı gibi geliyor insana. Başarı için dua etme, dua ile alakalı bir kavram var mı burada? Yok hocam. Yok, böyle bir şey yok, kusura bakma. Dua etmenin önemi, ne alakası? Dua etmeyle hiçbir şey söylememiş ki. Peki, hemen diğer bakalım. Nimetlere karşı şükretmek gerekiyor. Teşekkür etmekle, şükretmekle avantajı bu da yok. Yanlış kader anlayışına uzak durmanı. Bu olabilir gibi. Yanlış kader anlayışı yapma bak. Çalış diyor sana. Ama esas hangisi vurgulanmıştır derken...
emek sarf etmenin önemi. Ve Hazreti Musa kıssasıyla devam ediyoruz. Hazreti Musa çok önemli bir peygamber. Hatta gerçekten de o dönemdeki Kur'an-ı Kerim'de de en fazla kıssası var. Hatta Musevilik diyoruz. Yahudilik var ya, Musevilik. Musa'ya inananlar demek aslında Musevilik dini. Hazreti Musa Aleyhisselam'a bakalım. Şimdi Hazreti Musa Aleyhisselam kimdir? Bir kere ulul azam peygamberlerdendir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberler gerçekten çok zikredilir, çok adı geçer ve gerçekten diğerlerinden ayrıştığı belli olur. Ve kitap getirilen peygamberler var bir de. Tabii ulul azam peygamberlerden olduğunu, yani diğer peygamberlerden ayrışan bir peygamber olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kardeşi Hazreti Harun, o da bir peygamberdi. Kardeşi de bir peygamberdi. Özelliğine baktığımız zaman Firavun denilen despot kendini tanrı ilan etmiş ve aynı zamanda o dönemdeki Musevi Yahudi halka zulmeden, bu arada sana şunu söyleyeyim, şu anda Yahudiler, Museviler dünyayı yönetiyor diyoruz ya. Evet hocam. O zamanlar kölelerdi. Mısır'daki insanlar onları köle olarak kullanıyorlardı. Hazreti Musa da nasıl biliyor musun? Hazreti Musa da Firavun'la bağlantılı çok güzel bir kıssası var aslında. Resmen bir film gibi. Bunun filmini falan izleyebilirsin, bu arada filmi de var. Firavun bir rüya görüyor. Diyor ki işte bizim Firavunların, şey, Mısırlıların hizmetçileri aslında Yahudiler. Yani Hazreti Musa'nın kavmi aslında. Diyor ki bir rüya görüyor. Eyvah, uyandım diyor. Ne oldu? İşte rüyasında bir erkek çocuğun büyüyüp onu öldüreceğini görüyor. Ve bunun da Yahudilerden olacağını görüyor. Sonra ne yapıyor musun? Sabah kalkıyor. Bütün Yahudi erkek çocuklarını katlediyor. Yani o Mısır'daki bütün Yahudi erkek çocuklarını öldürüyorlar. Ve teker teker evlere giriyorlar, bulmaya çalışıyorlar. Sonrasında Hazreti Musa'nın annesi diyor ki eyvah diyor, ben kaçırmalıyım çocuğumu diyor. Ve çocuğu bir sepetin içine koyup Nil nehrine bırakıyor. Yani Yahudi çocuğu aslında, yani Musevi çocuğu. Ve sonrasında ne oluyor evladım biliyor musun? Bu çocuk Firavun'un kendi sarayının içine giriyor. Bak, korktuğun şey ta senin içine kadar giriyor, görüyor musun? Firavun'un sarayının içine girip Firavun'un sarayının içinde nehirde bulunca çocuğu büyütüyorlar. Sonra işte büyük bir yere geliyor bu çocuk. Halbuki Yahudi çocuk, kimseye bir haberi yok. Ve kendi Firavun'u öldürecek çocuk aslında. Yani dolaylı yoldan öldürecek çocuk tabii ki. Ve sonrasında büyüyor Hazreti Musa ve artık diyor ki ben Yahudilerin bu gördüğü zulme karşı koyacağım diyor. Ve sonrasında ne oluyor? Yahudilerle beraber kaçıyor. Ve Musevilik dinini orada söylüyor. Ve kaçarken de Kızıldeniz'i yarıyor Allah onun için bir mucize olarak. Ve Kızıldeniz'in ikiye ayrılması olayında da evladım benim, Allah mucizesini net bir şekilde gösteriyor. Ama arkasından onları öldürmeye gelen Firavun da oradaki Kızıldeniz'in ikiye ayrılmış kısmından geçerken bir anda Allah o denizi tekrar birbirleriyle buruşturuyor ve Firavun ve oradaki askerleri orada suyun altında gömülü kalıyor. Ama tam bu sular böyle kapanırken de Firavun secdeye kapanıyor. Secdeye kapanıyor, diyor ki Allah'ım affet beni, artık çok geç, kusura bakma. Yani sen buraya zamana kadar hep zulmetmişsin Yahudilere, sonra hep işte şey yapmışsın, insanlara zulmetmişsin, ben tanrıyım demişsin, ben Allah'tan Allah da kimmiş, ben istersem her istediğimi öldürebilirim demişsin, böyle hava atmışsın, sonra Mortingen Strasse olmuşsun. Ve Kızıldeniz'in iki ayrılması hikayesi de bu şekilde aslında. Asa-i Musa olayı da çok enteresan. Firavun bütün büyücülerle Hazreti Musa'yı yarıştırdığı zaman bütün büyücüler kendilerinin hünerlerini sergiliyorlar. İşte ne bileyim, bir tanesi orada bir tane yılan oluşturuyor şeyinden, asasına. Herkes o zaman da, hani Harry Potter'daki şey var ya, çubuk var ya, evet, aynı onun gibi atıyorlar, böyle yılan oluşturuyor. Yılan atıyor taşı. İşte bilmem ne oluşturuyor. Ondan sonra Hazreti Musa'nın asası da orada diyor ki bunlar ne ki ya diyor. Bunlar ne ki diyor. Bir asa bir anda ejderhaya dönüşüyor. Bütün diğerlerinin bütün ürettiği şeyleri yutuyor. Tabii bu mucize. Diğerlerinin yaptığı büyüydü. Bu mucize. Dolayısıyla bu mucizeyi gören şeyler, büyücüler de Hazreti Musa'ya inanmaya başlıyorlar. O öyle bir hikayesi daha var. Evladım benim, Hazreti Musa'ya Tevrat kitabı veriliyor. Yani Musevilere verilen kitap. Firavun'a karşı tevhid. Bak, burası çok önemli. İşte sınavda, LGS'de çıkarsa şaşırma diyeceğimiz bir kavramla karşı karşıyayız. Nedir evladım benim?
tevhid inancı. Bütün peygamberler, bir dakika bunu doğrusun yazayım. Tevhid inancını savunmuştur. Tevhid inancı nedir Mevlana benim? Tevhid inancı Allah'ın birliği hocam. Harika, şöyle yapalım. Evet, gerçekten tevhid inancı bu demek. Yani Allah'ın birliği, Allah'ın varlığının tekliği. Allah tektir evladım benim. Allah her zaman bir şeye ortak koşmaya çalışmıştır. Hatta Hazreti Musa bir dağa gitmiş, işte gelmiş 40 gün sonra bir anda bakmış Yahudiler şeye tapıyor, ineğe tapıyorlar. İnek heykeline tapıyorlar. Ya siz ne yapıyorsunuz arkadaşım demişler. Hatta inek heykelinin de arkasından böyle bir tane delik var. Üfleyince böyle çıkar bakayım ses. Aynen böyle bir ses çıkartıyor, ona tapmaya başlamışlar. Ya kardeşim Allah'ınız yok mu? Allah var ama buna da tapıyoruz demiş. Yuh artık ya. Yani böyle insanlar hep farklı şeylere tapıyor. Mesela şu anda günümüzde neye tapıyorlar? Bayağı bir insan bu arada. Gerçekten insanların birçoğu paraya tapıyor. Yani insanların birçoğu mala tapıyor. İnsanların birçoğu işte bilmem neye tapıyor. Yani aslında bilinçaltında tabii bunu yapıyoruz. Bini belki net bir şekilde söylemiyoruz ama işte bunların her birisinden yoksun bir şekilde düşünüp Allah tektir. Allah'ın varlığının arkadaşım diyor bütün peygamberler. Ve Hazreti Musa'nın da söylediği, Hazreti İsa'nın da söylediği, Hazreti Muhammed'in söylediği, Hazreti Davud'un da, İbrahim'in de hepsinin söylediği buydu. Firavun'un sarayında büyüdü demiştik zaten. İsrailoğulları yani Yahudiler dediğimiz İsrailoğullarını zulümden kurtardığını söyleyebiliriz. Hazreti Musa'nın bu kıssasından örnekler girebilir. Ayetel Kürsi ve anlamına baktığımız zaman Allahu la ilahe huvel hayyul kayyumla başlayan ayet Bakara suresinin 255. ayeti ve içinde kürsi kelimesi, Allah'ın kürsüsü kelimesi geçiyor ve kürsi ilahi hükümranlık demek. Yani Allah'ın kürsüsü. Hatta bazı profesörlerin işte Harvard Üniversitesi'nde kürsüsü var. Nedir? Orada bir alanı var. Orada insan ders veriyor gibi kavramlar kullanılıyor. Kudret ve ilim demek, hakimiyet demek aslında. Ve farz namazlarından sonra okunuyor aslında Ayetel Kürsi ve ne yapıyor? Bizi kötülüklere karşı evlat, mesela annem bana hep derdi evladım bak Ayetel Kürsi. Üç kulü bir Ayetel Kürsi. Üç kulü Allahu da dersin ama Ayetel Kürsi okumadan yola çıkma derdi. Üç kulü bir ayam. Neden? Çünkü Ayetel Kürsi'nin bir koruma gibi bir özelliği var. Çünkü Allah'a övgü sunuyoruz sürekli. Allah'ım sen her şeyi bilirsin. Her şeye kudretin yeter. Lütfen bir bana yardım et demek istiyorsun aslında. Ana konusu Allah'ın yüceliği, kudreti ve üstün özellikleri. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ve koruyucu özelliği olduğunu biliyor. Peki, kainatı yaratan, irade eden kimdir evladım benim? Allah. Harika ötesin. Gerçekten olağanüstü bir şekilde her şeyi biliyorsun. Bak, El Hay ismi, El Ali ismi, El Azim ismi acayip önemli. El Hay demek varlığı devamlı olan hayat sahibi. Bak hayattan geliyor. Hay, can veren. Ve El Ali ismi izzet ve şeref ve hükümranlık bakımından en yüce. Yani yücelik sıfatları dikkat et. El Azim ismi zatının yani kendisinin sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar ulu olan, ulu demek aslında. El Kayyum ismi evladım benim. Bütün mahlukatı var kılıp varlığını devam ettiren demek aslında. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Bu da Ayetel Kürsi'nin en önemli kısımlarından bir tanesi diyebiliriz evladım benim. Peki Ayetel Kürsi'den bağlantılı soru gelirse ki gelme ihtimali biraz düşük, sana şunu söyleyeyim. Özellikle peygamberlerden soru sormaya bayılıyorlar. Çünkü zaten bu ünitelerde her ünitenin sonunda bir peygamber var ve bu peygamberlerin hayatı bize neyle örnek oluyor? Kıssalarla, yani kısa hikayelerle örnek oluyor ve bunu Kur'an-ı Kerim zaten söylüyor ve biz de bu örneklerden hikayeleştirilmiş anlatımdan aslında sana şunu söyleyeyim. Bir şeyi anlatmanın en güzel yolu hikayeyle anlatmaktır. Mesela ben sana anlattığım bu dersin içerisindeki kavramlardan en fazla aklında kalandan mesela Hazreti Musa'nın hikayesi olacaktır. Neden? Çünkü hikaye insanın beyin yapısına daha uygundur. İşte aynı onun gibi hikayeyle ilgili sorular sormayı da çok seviyorum Milli Eğitim Bakanlığı. Şimdi İslam'ın paylaşmaya ve yardımlaşmaya verdiği öneme bakalım. Yani burası %100 önemli. Çünkü neden diyeceksin? Her sene bir tane soru gelmiş, hiçbir zaman şaşmamış. Unutmayalım. Paylaşma demek, paylaşma bizim elimizde olanlardan vermek. Diğer üniteye mi geçtik hocam? İkinci üniteye mi? Aynen. Geçtik. Diğer iki üniteye, zekat ve sadaka ünitemize geldik. Merak etme. Şimdi neyi sağlıyor paylaşma? Yani insanların varlıklarını paylaşması. Yani gerek para olsun, gerek iyi söz olsun. Bak iyi söz de bir paylaşmadır. Sevgiyi paylaşmayı yapabiliriz. Aynı zamanda dayanışma yapabiliriz. Bak neyi sağlıyor? Sevgi sağlıyor. İnsanlar arasındaki bütünlüğü, dayanışmayı, sorumluluğu ve barış sağlıyor. Bu kavramlar ya biliyoruz zaten hocam. Niye anlatıyorsun bana? Demek çünkü bu kavramlar üzerinde soruların çıklarının içerisinde
Pıt diye yakalayacaksın. Pıt diye yakalayacaksın. Pıt diye yakalayacaksın. Bunları gör ki sonradan gördüğün anda ah tamam bu paylaşmayla bağlantılı de bakalım. Neye engel oluyor paylaşma? Bencilliğe engel oluyor. Mesela şu anda şöyle düşün. Hiç paylaşma yapmayan, hiçbir şeyi paylaşmayan, arkadaşlarıyla ne bir uç paylaşan, ne bir silgi paylaşan, ne bir kalem paylaşan cimri. Bir arkadaşımız nasıl olur? Cimri olur. Nasıl olur? Bencil olur. Yani sadece kendisini düşünür. Aynı zamanda kıskanç olur. Mesela başkasında varsa hemen kıskanırım. Bak böyle arkadaşlar. Veya açgözlü olur. Daha fazla ister. İşte bunların her birisi kötü olaylar. Zaten insanlar toplumda açgözlülüğü severler mi evladım? Hayır hocam, açgözlü insanlardan hepimiz nefret ediyoruz. Yine kavramlardan devam ediyoruz. Bu kavramları da çok seviyorlar. Bunları bilirsen geçersin diyoruz. Gerçekten de geçersin derken gerçekten bunları bilirsen sınavdaki sorulardan rahatlıkla yapabilirsin. Zekat, sadaka, sadakayı fıtr. Yani fıtır sadakası da denilebiliyor buna. Aynı zamanda sadaka-i cari ve infak kelimelerimiz var. Bu kavramları bileceğiz. Zekat, temizlenme, çoğalma, bereket ve gelişme. Aslında verdiğimiz paranın adı. Nisap miktarı mala sahip Müslümanların malının bir bölümünü ihtiyaç sahipliğine vermesi. İşte 1/40 oluyor, işte malın bir kısmı oluyor. Sadaka doğru söylemek ve verdiği sözde durmak demek aslında. Tabii ki sadaka maddi olabilir, manevi olabilir. Unutmayalım. Allah rızası için yapılan her türlü iş. Buraya yazmak istiyorum. Maddi ya da manevi sadaka olabiliyor. Ama bu sadece maddi olabiliyor. Bu acayip önemli, sınavda sormayı çok seviyorlar bunu. Özellikle bizim şıklardan ayırt edememiz için. Sadaka-i fıtır, Ramazan deyince hemen fıtır gelecek aklımıza. Fıtır sadakası. Ramazan ayında oruçluyken istemeden yaptığımız kusuru davranışımızın özrü aslında fıtır. Sadaka-i cariye kesintisiz iliklemek. Mesela ben gidersem bizim okula kütüphane yaptırırsam ne olur evladım benim? Çok güzel bir iyilik olur. Herkes devamlı o kitap okur hocam. Sizden sonra da hala okumaya devam eder. Ben ölsem, öldükten sonra sadaka bile... Sadaka-i infinity. Sadaka-i infinity. Gerçekten de sonsuz sadaka. Yani sadaka-i cariye demek aslında. Kesintisiz iyilik demek aslında. İnsanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadaka demek. Mesela bir köprü, bir yol, bir çeşme, bunların hepsi sadaka-i cariye giriyor. İnfak vermek demek aslında eski Arapçada, Arapçada daha doğrusu. Harcama yapmak, Allah için harcama yapma, verme demek aslında. Peki geldik zekatın şartlarına. Nisap miktarı mal olacak, bir yıl geçmeli üzerinden malının, kendi durmalı yani. Çünkü sürekli ticaret yapan bir insanda aslında o mal durmadığı için zekat hükmüne girmiyor. Hür ve zengin Müslüman olmalı. Yani hür ne demek? Özgür iradeye sahip. Freedom! Şimdi biz diyoruz hür ne? Yani şey bir köle insan mı var hocam diyebilirsin. İşte hükmü farzdır evladım benim. Hür olacağız ve zengin Müslüman olacağız. Ne, zenginlik ölçüsü de nisap miktarıdır, unutmayalım. Peki sadaka herkes her an, her saniye, her şekilde verebilir. İster güzel sözle, ister şeyle evladım benim maddi bir şekilde, sünnettir evladım benim. Sadaka farz değildir. Yani yapılması zorunlu Güzel söz sadaka mı verir hocam? Aynen öyle, sünnette. Hocam bugün çok karizmatiksiniz. Zorunlu. Teşekkür ederim. O zaman size sadaka mı verdim ben? Evet, bana sadaka verdin. Ben de sana geliyorum. 1 lira al bakalım. Teşekkür ederim. Fitre dediğimiz şey de zekat verebilecek kadar durumu olmak. Yani vacip bir olay fitrede evladım benim. Bu da Ramazan'da diyoruz. Ramazan'da verilen diyoruz. Not. Şunu unutmayalım. İnfak ederken gösterişten uzak dur. Bu olumlu bir şey. Gizliden ver. Bu da olumlu bir şey. Başa kakma. Yani ay ben sana sadaka verdim. Ay ben sana işte zekat verdim. Bana ne kardeşim? Bana vermiyorsun ki, Allah için veriyorsun sen bunu. Kendin için veriyorsun. Yani aslında zekat verdiğin zaman cimrilikten kurtuluyorsun. Allah katında sevap point kazanıyorsun. Bunların her birisi aslında senin için. Ama verdiğin insana da ben sana bunu verdim, başa kalkma, bunu yapma. Mesela uç verdiğin bir arkadaşına. 0.7 verdim ben sana. Ben sana geçen hafta 2 tane 0.7 uç verdim. Allah'ım yarabbim falan dediğin zaman. Ha, verme kardeşim bir daha der, böyle çılgın eder. Aynı onun gibi. Başa kalkmış oluyorsunuz o zaman. Allah rızasını esas almamız en önemlisi diyor. Peki zengin olan her Müslüman verebiliyor dedik. Altın gümüşten 1/40. Bunlar hiç çıkmıyor. Bunlar hiç çıkmıyor, onu söyleyeyim. Sadece şunlar çıkabiliyor. 1/40 kök içinde mi, kök içinde mi? Bunları hiç bilmeyin arkadaşlar. Bunları kapatın. Tamamen kapatın. Hiç gerek yok. Ama zengin olan her Müslüman yoksullara, düşkünlere, borçlulara, yolda kalmış da yolculara. Hani şöyle düşünüyoruz. Sadece yoksul ve düşkün. Hayır, öyle bir şey yok. Borçlulara da verebilirsin. Adam sıkışmış, daralmış. Diğer arkadaşına işte 10 lira borcu var. Ya arkadaşım veremiyorum, ne yapacağım?
çözeceğim falan filan. Adamla sıkıştırıyor. Ne yapacağım? Al abi şunu ver kardeşim. Veya yolda kalmış, evine gidemiyor arkadaşın. Otobüs parası yok. Hemen abi otostopçular tak diye verebilirsin. Özgürlüğünü yitirmiş olanlara dediğim gibi, yani özgürlük kavramı gerçekten çok enteresan. Kalbi İslam'a ısındırmak istenen. Mesela sen bir insanı İslam'a ısındırmak istiyorsun. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Ona bir zekat veriyorsun ve bu sayede İslam'a yöneliyor insan. İslam'a yöneliyor ve belki namaza başlıyor, belki oruca başlıyor, belki Müslüman oluyor. Bu da çok önemli. Allah yolunda çalışanlara da veriliyor. Çünkü Allah yolunda çalışanların başka bir geliri yok ki. Allah için çalışıyor ama insan yemek yemesi gerekiyor yani. Hani mesela yani bir insanın yemek yemesi gerekiyor illaki. Dolayısıyla veya nefes alması gerekiyor ya, yani evinin olması gerekiyor. Bunun gibi şeyler. Zekat memurlarına da verilebilir evladım benim. Tevbe suresi 60. ayette bunun detaylı şeyi var. Zaten bununla alakalı bir LGS sorusu geldi. LGS'de çıkarsa da şaşırma diyoruz buraya. Çünkü bu ayeti verdi Tevbe suresi 60. ayeti ve bununla alakalı aşağıdaki hangisi verilmez dedi. Ve biz de verilmeyenlere bakalım şimdi. Ama ondan önce hemen zekat verirken dikkat edecek olursa Allah rızası ilk başta. Gösterişten uzak. Aa ben işte televizyon programına çıkıyoruz, 100.000 lira çocuklara veriyorum. Ya tamam, o da güzel bir şey aslında. O da güzel bir şey bu arada, onu da söylemek istiyorum. Çünkü diğer insanlara güzel örnek oluyorsun. Ama daha doğrusu gizliden vermek diye geçer. Yani Osmanlı geleneğinde de böyledir. Gerçek muhtaçlara vermek önemli. Malın iyisinden vermek önemli. İşte kullanmadığın bir sürü eşya var. Bunları fakirlere verin. Ya zaten kullanmıyorsun, rezil durumda zaten, yırtık pırtık. Onları değil de gerçekten sevdiklerinden verebilmek önemli. Ve bakmakla sorumlu olduklarına verilmiyor. Yakınlarından başlamak gerekiyor. Vaktinde vermek gerekiyor. Karşı tarafı da incit, başa kalkmamak gerekiyor. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun, hem de TAPS uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter, o da mümkün. Onun için de yine TAPS uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsin. O zaman hepinize iyi dersler. Kimlere verilmiyor zekat? Burası işte, diğerlerini öğrenmiştik verilecekleri. Bir kere zenginlere, Müslüman olmayanlara verilmiyor evladım zekat. Cami, çeşme, yol, köprü gibi yerlere de verilmiyor zekat. Dedesi ya, camiye verdiğimiz sadaka oluyor. Onun gibi mesela yollara verdiğimiz sadaka oluyor falan filan. Şimdi bir kere zekata baktığımız zaman evladım benim, aile fertlerinden mesela kendisi eşine veremiyor evladım benim. Kızı ve oğluna verdiği zekat olmuyor. Neden kız ve oğluna verdiği veya torunu ve torunlarına verdiği zekat olmuyor? Çünkü bunlar gerçekten bir aile silsilesi. Bakalım, dede, nine, anne, baba, çocuğu, kendisi, kızı, torunu, bunların hepsi bir silsile aslında. Yani bir devam eden bir şey. Bunları niye ve bunları verdiğin, mesela harçlık olur buna verdiğin. Annesinin babasına bakmak zorunda zaten arkadaşımız. Dedesine bakmak zorunda. Yani bunlar zaten bakmakla yükümlü olduklarımıza verilmiyor, unutmayalım. Şimdi bir dakika, bir tane daha var, özür dilerim. Bireysel ve toplumsal faydalar, işte bu çıkıyor. %1000 trilyon, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve %100 çıkar diyoruz. Neden %100 çıkar evladım benim? Çünkü zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydalarını hep soruyorlar. Şimdi bir kere malımız bereketleniyor mu? İnşallah. Bireysel bir fayda. Allah'ın nimetlerine şükredilmiş oluyor mu? Bireysel bir fayda. Çünkü biz Allah'a şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. Kişiyi cimrilikten koruyor mu? Bireysel bir fayda. Evet, cimri olmaktan uzak duruyoruz. Mala karşı düşkünlüğün getirebileceği zaaflardan kurtuluyor mu? Bireysel bir fayda. Yoksullar korunuyor mu? Toplumsal bir fayda. Toplumsal. Onların da yaşaması gerekiyor, hayatlarının devam edebilmesi gerekiyor. Zengin ve fakirler arasında saygı ve sevgi köprüleri oluşuyor mu? Toplumsal bir fayda. Çünkü zengin ve fakirler beraber toplumun içinde yaşıyorlar. Sosyal ve ekonomik dengesizlikler oluyor mu? Evet, toplumsal. Toplumumuz kalkıyor. Türk toplumu kalkıyor mesela, örnek olarak. Haset, kin ve düşmanlıklar gideriliyor mu? Evet, toplumsal bir fayda. Sınavda bireysel veya toplumsal faydanın farkından çıkabilir veya bunlardan bir tanesi eksik verir, diğerini sorar. Yani bir diğerini garip bir seçenek verir. İşte bunu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü çıkmış sınav sorusu. Yani ben ne diyeyim artık, yani bununla alakalı soru çıkmış. Peki sınavda hep böyle bir makale veriyor, sonra yorumlamanı bekliyor. Arkadaşım, bu kadar zor bir şey yok. Mesela haberdeki yardımlaşma şeklinin ilkelerinden hangilerine uygun olduğunu söyleyebilir. Bakalım. Kırklareli'nin Zeybuzgade ilçesinde bir hayırsever, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla bir bakkalın veresiye defterini 6.000 lira ödeyerek satın aldı.
Maşallah. Bakkal KH, söylememiş ismini. Osmanlı'da zenginlerin Ramazan ayında esnaftan zimem denilen veresiye defterini satın alması geleneğinin bugün bir hayırsever tarafından sürdürülmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Çok duygulandığını anlatan KH, bu bir Osmanlı geleneği. Bizim ceddimiz yapıyordu. Çok duygulandım dedi. Evet, tebrik ediyorum. Bakkal tabii ki duygulanır. Bakkal yani. Adam parayı almış, tebrik ediyorum. Haberdeki yanılmaşma şeklinin ilkelerinden hangilerine uygun olduğu söylenebilir. Bakalım. Bir, gizliden ve incitilmeden yapılmalıdır. Evet, doğru. Buna uygun. Çünkü adam kimin borcunu ödediğini bile bilmiyor. Defteri ver bana diyor. Kaç lira ödüyorsun? Al bakalım. Defteri ver git diyor. Ve o defterdeki kime verdiğini falan tanımıyor bile. O mahalledeki insanlar tanımıyor ki. İhtiyaç sahiplerinin gözetilmelidir. Evet, bu da ön planda. Buradaki bir sürü veresiye defteri. Veresiye ne demek öyle anlıyor? Cebinde paran yoksa veresiye. Belki vermeyesi. Aynen. Vermeyesiye de oluyor genellikle. Yardımda yakınlara öncelik veriyor. Yakınlarla alakalı bir şey yok. Adam gidip hiç tanımadığı insanlara yardım etmiş. Böyle şey mi olur? Cevabımızın 1 ve 2 olduğunu söyle biz. Bak, bu doğru bir seçenek bu arada. Ya bu doğru bir mantık yani. Yardımda ilk başta kime yardım edersin? Akrabalarına yardım edersin. Yani yanındaki adam açken gidip de tanımadığın adamlara yardım eder misin evladım? Hayır hocam. İşte yardımda öyle bir şey var aslında. Ama bununla bağlantılı değil. Sınavda okuduğunu anlama çıkar arkadaşım. Okuduğunu iyi yorumlama çıkar. Hani sözel mantık diyoruz ki işte okuduğunu iyi yorumlama çok çok önemli diyoruz. Acayip önemli diyoruz. Peki bir tane daha yine aynı tarz bir soru. Hiç şaşırmam bu çıkarsa. Bakalım hemen. Buna göre bu vakıf ve kurucusuyla ilgili olarak ifadenin hangisini söyleyebilirim? Bakalım, vakfın adı. Öğrencilere piknik yaptıran vakıf. Nasıl bir vakıfmış ya? Eylem, bu vakıfa katılmak ister misin? Aynen hocam, ben mangalcıyım. Ateşi bulsam hemen mangal yaparım. Harika. Zaten. Vakfın kurucusu ama atlet, beyaz atlet. Kosak, kesin. Zaten kollu. Altında lacivert çizgili çizeceğim. Harika. Sonrasında da birazcık da böyle bir... Hafif göbek olacak, evet, hocam. Evet, göbek olacak. Onu söyleyeyim. Vakfın kurucusuna baktığımız zaman Fatma Hanım Sultan. Teşekkür ederiz kendisine. Kurulduğu yer İstanbul. Vakfın amacı ilkokul öğrencilerine karşılıksız olarak çeşitli elbiseler göndermek ve onları her yıl iki defa pikniğe götürerek günlerini kazanmak. Gerçekten de piknik insanlara mutluluk veren bir şey. Keşke yaz gelse de piknik yapabilsek. Ormanlık summer alanda. Time. Gerçekten summer time değil. Ben pikniği çok severim gerçekten. Ormanlık alanda. Buna göre ilgili olarak hangi söylemi? İnfak ruhuyla hareket etmişlerdir. Evet, doğru. İnfak ne demek evladım benim? Vermek demek. İnfak deyince vermek aklımıza geliyor. Hemen yazmak istiyorum. İnfak eşittir vermek. Gerçekten de vermekle hareket etmiş. Çünkü karşılıksız olarak çeşitli elbiseler gönderiyor arkadaş. Teşekkür ederiz Fatma Hanım. Teşekkür ederiz kendisine. Maddi ve manevi iyiliğe aracılık etmişlerdir. Maddi ve manevi. Neden? Maddi elbise gönderiyor. Manevi de pikniğe götürüyor. Yani bir mali bir şey vermiyor ki. Sadece onları, gönüllerini kazanıyor. Bak, manevi bir şey yapıyor. Teşekkür ederiz kendisine. Mali yükümlülüğü olan bir ibadeti yerine getirmişlerdir. Mali yükümlülüğü olan bir ibadeti yerine getirmişlerdir. Hangileri? Bu söylenemez. Sadece mali yükümlü olan bir şey değil ki. Maddi manevi bir ibadeti yerine getiriyorsun. Sadece para vermiyorsun. Hatta para da vermiyorsun bu arada. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla cevabımızın evladım benim 1 ve 2 olduğunu, badana seçeneği olduğunu söyleyebiliriz Tonguç evladım benim. Ama hemen bakalım seninle beraber. Hazreti Şuayb Hatibul Enbiya, yani çok ikna edici ve yumuşak huylu bir peygamber olduğu için çok güzel konuşuyor ve hatip, yani hani İmam Hatip ne demek biliyor musun Erdal Bey? İnsanlara hitabeti kuvvetli demek. Hitabet sanatı kuvvetli demek. Hatibül Enbiya, peygamberlerin hatibi, yani hitap edicisi, konuşmacısı diyebilirsin. Hani konuş, mesela televizyonda haber sunan insanlar iyi hatiplerdir. İşte bu da peygamberlerin iyi hatip olanı. Kıssasına baktığımız zaman Medyen ve Eyke halkının tevhide, tevhid ne demekti? Birlik, teklik. Harika. Tevhid deyince hemen şu parmak aklına gelecek. İşaret parmağı. Allah birdir. Bak, Allah birdir. Tevhid inancı. Dolayısıyla Allah'ın birliğine, doğruluğa ve adalete davetli. Çünkü o zamanlarda ölçü ve tartıda ne vardı? Bak, hemen sana söyleyeyim. Ölçü ve tartıda adaletsizlik vardı. Ne yapıyordu biliyor musun? Medyen ve Eyke halkındaki insanlar. 300 gram bana fasulye verir misin arkadaşım? Hayır, doğru. Vermem. Oradan alttan böyle hafif bastırıp böyle 200 gram veriyor sana. 100 gramı Indira Gandhi cukkada cukka yapıyorlardı. İşte hileden uzak durun dedi. Allah'a şirk koşmayın, ortak koşmayın. Allah birdir, tektir dedi. Tevhid inancına, yani vahid olana yanın. Tevhid inancı nereden geliyor biliyor musun? Arapçadaki 1, 2, 3 söylüyorum sana. Vahid, isneyn ve selase.
Aa. Arapçadaki one, two, three demek aslında. Undo stres. Harika. Dolayısıyla one, two, three, undo stres de olabilir. Hiç fark etmez. Burada işte vahitten geliyor. T-V-H-D. Tevhid. Yani birliğe inanmak demek. Haksızlık ve bozgunculuk yapmayın diyor. Diyoruz. Hadi bakalım sana hemen bir soru çözelim. Yani Hazreti Şuayb'ın kavmini aşağıdaki hangisine çağırdığı ulaşılamaz. Bakalım hemen sana beraber. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ın peygamberi gönderdik. Şuayb'ı peygamber gönderdik. Pardon, şu neyi siliyorum. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Yani tektir Allah. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Bak burada işte ölçü ve tartı şey geliyor, uyarısı geliyor. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Zaten her şeyiniz var. Niye böyle kandırıyorsunuz? Bu arada şunu söyleyeyim, çok enteresan. Gerçekten de bu hile yapanlar genellikle varlıklı insanlar oluyor. Yani fakir insanlar dürüst, ahlaklı, erdemli olur zaten. Ama varlıklı olan daha da fazla istiyor. Hırsla. Yani İnsanın tabiatında böyle bir nanelik var gerçekten. Çok mal yalansız, çok can cansız, öyle bir şey var hocam. Ya o tabii öyle bir şeye inanmamamız gerekiyor. Öyle bir şey olmaz. Yani illa öyle bir şey olacak diye bir şey. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Yani kıyamet gününün azabından veya onların üzerine bir helak gelmesinden korkuyor aslında. Bakalım bu ayetten kavmini aşağıdaki hangisine çağırdığına ulaşılamaz. Bir kere dürüst olmaya, ölçü ve tartıya eksik olmaya ulaşılıyor değil mi evladım benim? Evet hocam. Harikasın. Tevhid inancına bak, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Tek Allah tektir. Yani tevhid Vahit. İnancı. Aynen tevhid inancı. Bunu da ulaşılıyor. Hakkı gözetmeye bakalım. Hak ne demek diyorsun? Bak burada bu çok çıkıyor bu arada. Hak doğru demek. Doğru. Yani hakkı savunmak ne demek? Doğruyu savunmak. Haklı ve adaletli olun lütfen. Yani haklı olmak, doğru olmak demek aslında. Haklı mısın sen bu konuda? Evet hocam. Doğru musun sen bu konuda demek istiyorsun? İşte onun gibi. Dolayısıyla lütfen diyor bak, hakkı gözetmeyi de söylüyor. Çünkü ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın aslında. O da hakkı gözetmek demek aslında. Yani doğruyu gözetmek demek. Ama tevekkül etmeyle bağlantılı hiçbir şey yok. Tabii ki tevekkül et. Yani ulaşılamaz kıl bir seçenektir, onu söylemek istiyorum. Maun suresi ve anlamına bakalım. Maun suresi aslında harika bir sure. Çünkü yardım ve zekat demek aslında Maun suresi. Ve yardımlaşmayı öneriyor. Bak burada hemen göstereceğim. Yardımlaşmaya engel olan kişilerin özelliklerinden söz ederek ters motivasyon. Mesela işte ben sana şunu desem. Ya bir arkadaşım vardı. Gerçekten LGS hiç çalışmadı. Sonrasında patladı LGS'de. 300 aldı. Ve gerçekten de hayatının en yani çok sevmediği veya işte 200 aldı. Kötü bir okula girdi. Ve sonrasında çok pişman oldu. Desem sen aslında sana motivasyon veriyorum. Neden motivasyon? Bak sen bunun gibi yapma demek istiyorum. Değil mi evladım benim? Evet hocam. Bunun gibi işte. Allah da öyle mesajlar veriyor ki Maun suresinde. Aslında ters motivasyon yapıyor. Maun suresinde bak, muhtaçlara yardım etmeyi özendirilmeli, teşvik edilmeli ve engellenmemeli. Bak diyor ki işte onlara yardım etmeyi engelleyen insanlar var diyor. Allah rızası esas alınmalı diyor. Ve riyadan yani bak bu kelime önemli. Gösteriş demek riya. Gösteriş demek. Maun suresinde ben sana söyleyeyim. Dini yalan sayanı gördün mü? İşte odur yetimi itip kakan. Yani yetimlere kötü davranan. Ve odur yoksulu doyurmaya yanaşmayan, yani yoksulu doyurmayan. Vay o namaz kılanların haline ki onlar kıldıkları namazları da gafildirler, yani bilinçsizdirler. Ve onlar gösteriş için ibadet ederler ve yardımı da engellerler. Bak bunu söylediği zaman diyor ki ha biz yardım etmeliyiz, onu anlıyorsun sen. Yani akıllı bir insan bunu anlar daha doğrusu. Herkes bunu anlar daha doğrusu. Gösteriş yapmaktan kaçınmamız gerektiğini, özellikle namazda gösteriş yapmak. Mesela bazı insanlar var gerçekten de işte ne bileyim işte bir sallıyorum bir iş adamı mesela. İşte başka bir iş adamının gözüne girmek için o namaz kılıyor diye ben de onun namazını kılıyor. Veya patronun gözüne girmek için işte o namaz kılıyor diye ben de
namaz kılayım gibi böyle bir riya, gösteriş. Bu arada yani dünyada da yapılan, çok var olan bir şey. Allah bunlara mesaj gönderiyor. Yani Allah boşu boşuna bu ayetleri yazmıyor buraya. Neden yazıyor? Çünkü var olan insanlar böyle yapıyor yani. Çalıyorlar insanlar veya işte ne bileyim gösteriş yapıyorlar. Riya dediğimiz kelimeyi hani hatırlıyor musun? Bazı eski kavramlar vardı. Ben sana ilk başta bu dersin başında söylemiştim. Ahenk, ondan sonra ibret. Bu kelimeler çok önemli. Yani bazen çıkıyor sınavlarda ve bunlar neydi diye kaçırıyoruz. Aynı İngilizce'deki gibi. İngilizce'deki Arapça kelime bilmiyoruz ya. Aynen hocam. Riya dediğimiz şey de gösteriştir. Riya iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? İyi bir şey değildir hocam. Hayır. Riya deyince her zaman kötü bir şey aklımıza gelecek. Riyayı bu şekilde kodla aklına. Riya berbat bir şey. Riya gösteriş berbat bir şey. Gösteriş şekliyle yaşayan insanlar da genellikle dangoz ve bilinçsiz ve dümbül insanlar olurlar. Onu söylemek istiyorum sana. Peki geldik hemen din, birey ve toplum. Oh be, ünitelerimiz bitiyor vallahi gerçekten de. İki tane devasa üniteyi bitirdik. Aa, en zor o ikisi miydi hocam? Gerçekten iki tane devasa üniteyi bitirdik. Ve bundan sonrası çok hızlı geçecek. Çünkü çok basit üniteler. Hatta Hazreti Peygamberimizin hayatı ise özellikle ise acayip kısa. Hiçbir şey yok, merak etme. Sadece soru çözeceğiz. Din nedir? İlahi kurallardır. Din kimle gelir? Meleklerin ve peygamberin aracılığıyla gelir. Kime hitap eder? Akıl sahiplerine. Yani beyni olmayan bir insanın dine inanmasını beklemeyiz. Amacına baktığımız zaman dünya ve ahiret mutluluğudur. Yani mutlu olmamızı önemser. Özelliği nedir? Fıtri, yani kalıtsaldır. Yani kendi içimizden gelir. İçsel, içsel de diyebilirsin. Hani fıtri ne demek kardeşim? Hani fıtır sadakası vardı ya. Ona benzer bir kelime ama fıtri içsel demek. Yani biz doğduğumuzdan beri vardır değil mi aslında? Değil? Evet hocam. Yani doğduğumuzdan beri içimizde olan bir şey aslında. Dine inanma ihtiyacı. Ve evrenseldir. Genel kurallar bütündür. Yani sadece Afrika'daki Mutamba Gugamba kabilesine özgü bir din. Yani hayır, böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim, İslamiyet bütün dünyadaki insanlara özel bir dindir. Yani herkesi kapsar. Yoksa işte Mutamba Gugamba kabilesine özgü bir din bizi ilgilendirmez. Kusura bakma, orada garip garip şeyler olabilir. Din, birey ve topluma baktığımız zaman bir kere toplumsal ilişkiler bizim en küçük kısmımız. Yani aile ilişkileri, işte akrabalar ilişkileri, sosyal hayata dair kural ve ilişkiler var. Bunun etrafında ne var evladım benim? Ahlak. Ahlak var. Çünkü Allah'a hürmet, kurallarına şefkat ve merhamet göstermek, adil ve hoşgörülü olmak. Bu ahlak kavramı çok geniş bir kavram. Yani ahlaklı davranmak, erdemli davranmak, doğru da olmak. Mesela işte ölçü ve tartıda adaletsiz olmamak. Bunların hepsi aslında ahlakın içine giriyor. Toplumsal ilişkileri ahlak şekillendiriyor mu evladım benim? Evet hocam. Süpersin. Ve sonrasında ibadet var aslında. Kulluk vazifeleri, namaz, oruç, hac ve zekat var aslında. Ve en genişinde de tabii ki tevhid inancı var. Allah'ın varlığı ve birliği var. Burası çok çok değerli. Neden? Çünkü evladım benim, bu kavramlar hep beraber çalışıyor. Yani peki en önemlisi hangisi? En önemlisi ahlak hocam. Hayır. İnanç. İnanç. Aa. Yani Allah da bunu 100 defa söylüyor. Yani her bir ayette bütün peygamberler gelince ne diyor? Allah'ın varlığına ve birliğine ilk başta inanacaksın. Hani o yüzden biz sınava giren öğrencilere ne diyoruz? İlk başta inanmanız gerekiyor. Mesela sen şu anda sınavda iyi bir yer kazanacağına inanıyor musun? İnanıyorum hocam. Heh, o zaman başarılı olabilirsin. Peki sınavda iyi bir yer kazanamayacağına inanan bir arkadaşın var mı evladım benim? Var hocam. İşte o arkadaşın ne kadar çalışsa da, günde 20 saat çalışsa da başarılı olamayacak. Aa. Çünkü inanmıyor. İnanmayan bir insan başarılı olamaz. Dünyada secret felsefesi diye bir şey var. Gerçekten istediğin şeyi sonunda belli bir zaman sonra gelir sana. Yani sadece yeter ki çok iste. Yani onu Allah bir şekilde bir enerji düzeni kurmuş dünya içerisinde. Ve o sonra geliyor. Aynı onun gibi bir şey. Gerçekten de inanç aşırı değerli. Bununla alakalı kitaplar var, işte reikiler var, bilmem neler var, enerji falan filan, ıvır zıvır. Bunların her birisi de Allah'ın yüzyıllardır, binlerce yıldır gönderdiği Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta, Hristiyanlık'ta, İncil'de var zaten. Peki, ibadet sonrasında ne yapıyoruz? Namaz, oruç, hac, zekat ve bunlar aslında ibadetler. En önemli ibadet hangisi biliyor musun peki evladım benim? En önemli ibadet namaz. Böyle bir ayrım yok Kur'an'da ama şunu görüyoruz, gerçekten namaz. Çünkü insan belli bir şeyi düzenli bir şekilde, işte günde 5 vakit, işte her dakika Allah'ı anıyoruz ve
Allah mesela düşünsene günde 5 vakit namaz kılan bir insan gidip de hırsızlık yapabilir mi? İmkansız. Ya hangi arada yapacak? Yani ikindi ile öğlen arasında ne yaptın? Hırsızlık yaptın. Böyle bir şey olabilir mi? Aptalca bir şey yani. Ya namaz kılmıyor ya hırsızlık yapmaz. Aynen yani işte dolayısıyla namaz insanı kötülüklerden korur diye bir şeyimiz de var aslında. Veya burada oruç tutmak Ramazan boyunca insanların açlığını anladığın zaman ne oluyor evladım benim? Gidip insanlara yardım ediyorsun. Veya hacca gittiğin zaman o mükemmel Kabe'yi gördüğün zaman diyorsun ki vay be diyorsun. Ben gerçekten çok büyük bir dine inanıyorum diyorsun. Veya insanlara verdiğin zaman bencillikten kurtuluyorsun ve benzeri unutmayalım. Şimdi geldik din ve birey ilişkisine, din ve toplum ilişkisine. Bunlar acayip önemli. Evladım benim biz bireyiz değil mi? Evet hocam. Biz hangi toplumun içerisindeyiz mesela şu anda? Türk toplumun içerisindeyiz. Aynen Türk toplumun içerisindeyiz veya İslam toplumunun içerisindeyiz. Şimdi burada din ve bireyin sana özel bir kısmı var. Yani sen şunu söyleyemezsin. Dini bütün kurallar, bütün insan yani sana özel bir kısmı var. Senin içinde olan bir din anlayışı yok mu evladım benim? Allah'a kendi başına inanıyorsun. Kendi inanç sistemin var. Din toplum ilişkisi ise farklı. Bak dinin İnsanı manen yüceltiyor din ve birey dünya ve ahiret mutluluğunu elde ediyor. Yani ben ileride inanıyorum ki öldükten sonra ahirette mutluluğa ulaşacağım. Yani öldükten sonraki yaşamda mutluluğa yaşam. Ahiret ne demek? Öldükten sonra bütün inananlar ne inanıyor? Bak şunu unutma. Tevhid inancı ne demekti? Tevhid inancı Allah'ın birliği değil mi? Allah'ın tekliği birliği. Allah'ın birliği inancı ve Allah diyor ki İki insanların sadece şunları kurtulacaktır diyor. Bir, tevhid inancı. İki de ahiret inancı. Ahiret inancına inananlar. Yani biz eğer dünyada, bak bu arada şu an dünyada İslamiyet var. Hristiyanlık var. Musevilik var. Farklı farklı dinler var. Ve bu farklı farklı dinlerde Allah diyor ki eğer bu ikisine inanan varsa hepsi kurtuluşa erecektir diyor. Yani tevhid Allah'ın birliğine inanacaksın. Bu arada yani Museviler de Hristiyanlar da Allah'ın bir olduğuna inanıyorlar. Ve ahiret inancı var. Ahiret inancı da Museviler, Hristiyanlar ve diğer dinlerse inananlar da var. Öldükten sonra dirileceğine inanıyorlar. İşte bunların her birisi kurtuluşa erecektir. Sonuçta hani İslamiyet, Hristiyanlık farklı farklı inançlara sahipler ama sonuçta bunların her birisi kurtuluşa erecektir diyor. İşte dünya ve ahiret mutluluğu elde ediyor. Ahiret, Allah ve ahiret inancı bireye dayanma gücü veriyor. Yani zorluklara karşı dayanma gücü. Şimdi topluma baktığımız zaman ibadetlerde mesela beraber namaz kılıyor muyuz camide? Evet hocam. İşte dayanışma sağlamış oluyoruz. Kardeşlik sağlamış. Mesela Kabe'ye gittiğim zaman ben şunu gördüm. Ya ne kadar büyük bir dinimiz var. Kimlerle beraberiz? Endonezya'dan gelenler, Los Angeles'tan gelenler, işte ne bileyim İzlanda'dan gelenler, Hindistan'dan gelenler, Avustralya'dan gelenler, işte ne bileyim Güney Afrika'dan. Ya inanılmaz büyük bir dinimiz var. İşte bu dayanışma birliği. Bu arada böyle bir mesela hikaye verebilirler. Bakın mesela bu hikayeyi verebilirler. Bunu da çok soruyorlar bu arada. Bu hikayeyi verebilirler. Ne verebilirler? Mesela Kabe'ye giden Tonguç, işte Kabe'de işte ne diyelim Merve Sefa arasında yürüyüşünde say bir sürü insan anlatan işte. Kızımla, işte Endonezya'dan, işte ne bileyim ondan sonra Bolivya'dan, ondan sonra işte Kolombiya'dan insanlarla tanıştı. Bu ne demek? Böyle bir hikayenin sonucu nedir? Aslında dayanışma, kardeşlik, hoşgörü, toplumsal birlikteliğe katkı sağlıyor ibadet. İslamiyet evrensel bir dindir. Hac ibadetini yapıyorsun. Yani buradaki hac ibadetini yapıyorsun. Bak buradaki hac ibadetinde. Ve böylece toplumsal huzura ulaşıyoruz diyebiliriz. Peki geldik hadi bakalım. Seninle beraber bir sorumuz. Sınavda LGS'de çıkarsa şaşırma diyoruz. Çünkü bu tarz soruları çok seviyorlar. Bu bilgiden harekete dinin emirlerine uymanın durumlarından hangilerine katkı sağladığını ulaşabilir. Bakalım. İslam dini toplum bireylerini aynı inanç, duygu ve düşünce etrafında. Bu arada challenge. Bunları istiyorum. Challenge'da hadi bakalım evladım benim. Duygu ve düşünce etrafında birleştirerek birlik ve bütünlüğün oluşmasına katkı sağlar. Aynı inanç duygu. Kişiye ve topluma zarar veren her türlü davranışı yasaklar. Örneğin yalan söylemeyi, hile yapmayı, iftira atmayı, dedikodu yapmayı, insanlar alay etmeyi, başkalarının özel hayatını araştırmayı kötü davranışlar olarak niteler. Bu gibi olumsuz davranışlardan kaçınılmasını öğütler. Teşekkür ederiz. Tamam. Bu bilgiden hareketle dinlemelere uymanın hangilerine katkısı olacak? Toplumda iyi ilişkiler geliştirme. Evet doğru. Neden? Gerçekten de burada ne diyor? Bak düşünce etrafı birleşecek birlik ve bütünlüğün birlik ve bütünlüğü oluşturabilmek için ne lazım? İyi ilişkiler lazım. Süper doğru. Toplumun gelir seviyesini arttırma. Şimdi gelir seviyesi mi? Nasıl yani?
Gelirle alakalı bir şey var mı burada? Yani daha fazla kazanç elde edeceğiz. Öyle bir şeyden işte bahsediyorum. Daha fazla para kazanacağız. Böyle bir şey yok. De o zaman bunu geçelim. Kusura bakma. Burada yukarıda böyle bir şey yok. Barışı, güven ve huzurun oluşması. Bakalım. Örneğin yalan söyleme. Yalan söyleme yok. Hile yapma yok. Özel hayatı araştırma yok. Olumsuz davranışlar yok. O zaman toplumda ne artar evladım benim? Barış ve huzur. Huzur ortamı oluşur. Doğru. Buna da ulaşabilir. Dolayısıyla cevabımızın badana seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. 1 ve 3. Dünya ve ahiret mutluluğu. Bitti bu kadar. Dinin temel gayesi. Önem veriyor. Neye önem veriyor? Cana, mala, nesil, akıl ve dinin korunmasına önem veriyor. Bu 5 şey. Bu 5 madde gerçekten çok önemli. Neydi evladım benim? Canın korunması çok önemli. Aman dikkat edeceğiz. Hemen burada hemen seninle beraber bakalım. Dinin temel gayesinde canın iş ve can güvenliği, intihar, cinayet bunların hepsi yasaklanmış. Bir adam öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insanın hayatını kurtarmak ve bütün insanların hayatını kurtarmak gibidir diye bir ayetimiz de var. Dolayısıyla adam öldürmek zaten yasaklanmış ve cezası da kısasa kısas aslında. Dolayısıyla aman dikkat edin. İntihar kendi hayatına son vermek ya. Sen mi verdin ki bu hayatı, sen kendi hayatına son veriyorsun? Sen Allah mısın, ne alakası var diyerekten aslında kendimizi bu şekilde intihar dediğimiz şeyin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Ve iş ve can güvenliği de çok önemli. Özellikle bu tarz sorular gelebiliyor. Neden gelebiliyor? Bunu hatta şöyle yapalım. %100 çıkıyor buradan dinin temel gayesinden. İş ve can güvenliği ile alakalı bir makale veriyor mesela. Diyor ki işte bir inşaat sahibi diyor ki işte işçilerin baret almadığı için işçilerden bir tanesinin kafasına bir şey düştü. Ve Allah korusun işçilerden sakatlandı. İşte iş ve canın korunması, dinin temel gayesinden canın korunmasıyla bağlantılı bu makale. Veya bakalım malın korunması. Faizi dinimiz yasaklıyor. Riba demek Arapçada da, faiz yasaklanıyor. Faiz yani bankaya parayı koyup haksız kazanç elde etmek. Kul hakkı, aynı zamanda israf, sonra tefecilik, helal haram, helal haram ilişkisi. Bakın evladım benim, faiz kul hakkına girmek, israf etmek yani yediğimiz yemeğin yarısını çöpe atmak, tefecilik, zorla para almak insanlardan. Hadi ver bakalım işte hani mafya gibi. Ondan sonra helal haram ilişkisi çok değerli. Kazandığımız şeyler ne olması gerekiyor? Helal olması gerekiyor. Haramdan kaçınmamız gerekiyor. Kumar, bunlar kesinlikle hatalı dinimizde. Özellikle bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Aklın korunması çok önemli. Alkol, uyuşturucu gibi maddelerden uzak durmamız. Çünkü bunlar aklı örten maddeler. Ve bu aklı örten maddeler de bizim doğru düzgün çalışmamızı engelliyor. Hayatımızın devam edilmesini engelliyor. Hatta ne oluyor biliyor musun? Bunlar bağımlılık yaratıyor. Ve sonrasında da hayatın berbat çöplüğe dönüyor affedersin. Gerçekten de berbat bir hayatımız oluyor. Peki dinin korunması, Kur'an, sünnet, hurafelerden uzak durmamız gerekiyor. Bidatlardan uzak durmamız gerekiyor. Yanlış bilgiler aslında hurafeler. Bidat da yanlış davranışlar demek aslında. Ve bunlardan da uzak durmamız gerekiyor. Mesela sana bir örnek vermiştim hatırlıyorsan. Hurafe neydi? LGS dedesi türbesine gidin. Hadi oradan şey. Uzak şeylere hurafe mi deniyor hocam? İşte bidat, işte yanlış anlayışlar, işte çaput bağlamak ağaca. Bu da bidattır aslında. İşte bunlar yanlış anlayışlardır, yanlış yapılan şeylerde dinimizde çok var bunlar. Çok valla en önemlisi o yüzden ne? Gerçekten Kur'an'ın neferleri olmamız gerekiyor. Kur'an'ın A'dan Z'ye kadar her şeyi bilmemiz gerekiyor ki böyle birisi mesela sen bana yanlış bir şey, farklı bir şey mesela sana birisi gelse dese ki Tonguç evden mesela diyelim ki evden çıkarken kafana su dökmek sünnetmiş. Döker misin? Yani öyle diyorsa dökerim hocam. Aynen işte bu bir hurafe. Ben uydurdum. 2 saniye önce uydurdum. Ben nasıl ne kadar kötü bir insanım ki böyle bir şey. Bunu kötü insanlar var dünyamızda. Aman dikkat edelim. Neslin korunması önemli. Aile, nikah çok önemli kavramlar. Ve zina ile yani evli olmadığın birisiyle cinsel ilişkiye girip ondan çocuğun olması veya işte zina yapmak, evli olan birisinin başka birisiyle cinsel ilişkiye girmesi bunlar dinimizde yasaklanmış kavramlar, acayip önemli. Bunlara önem verdiğimiz zaman dinin temel gayesini anlamış oluyoruz. Geldik hemen soruya. Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve eğer inanmışsanız faizden arta kalanı bırakın.
faizden arta kalanı bırakın demiş. Bakara suresi 278. ayette demiş. Bu ayette dinin temel gayelerinin hangilerinin korunmaya çalışıldığı söylenebilir. Şimdi akılla alakası var mı faizin? Faiz ne demek biliyor musun? Banka 100 liram param var diyelim. 100 lira param var, tamam mı? Bankada babandan aldığın harçlığını biriktirdin. Sonra bankaya gidiyorsun evladım benim. Ne yazık ki banka sistemi böyle berbat bir sistem ne yazık ki. Bankaya gidiyorsun evladım benim. Bu üst TL'ye veriyorsun. Niye veriyorsun? Paramı ver bakalım. Çünkü banka sana faiz veriyor. Sonra ne yapıyorsun? Bir ay sonra veya bir yıl sonra 3 TL olarak alıyorsun. Yahu ne oldu param? Sadece burada durdu. Çünkü banka alıyor o parayı işletiyor. 3 TL sana ya bende param durdu ben de sana para veriyorum diyor. Çünkü ben bu parayı çalıştım bir şeyler yaptım diyor. Halbuki hiçbir şey yapmıyor ve faiz veriyor sana. İşte bu 3 TL faiz var ya haram. Yani dinimizde yasaklanmış bir durum faiz ve bu da malın korunmasıyla alakalı bir problemli durum burada faiz dediği için. Geldik. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına hemen bakalım sana beraber. Hazreti Yusuf'un kıssası acayip güzel bir kıssa. Resmen filmi de var. Hatta her Ramazan verirler değil mi öyle anlamıyorum? Evet Hazreti hocam. Yusuf'u bitmek de bilmez. Hiç bir de çağrı var. Filmi her Ramazan oluyor. Aynen. Hazreti Yusuf'un filmi o kadar uzundur ki böyle Ramazan'ın başından sonuna kadar bütün televizyonlara sonuna kadar çıkar. Hadi bakalım beraber bakalım. Sabırlıydı Hazreti Yusuf. Tevekkül sahibiydi, Allah'a çalışıp güvendi, ahlaklıydı, acayip önemli, iffetliydi, iffet demek namusunu korumak demek. Affediciydi, alçak gönüllüydü ve kardeşleri o kadar haksızlık yapmalarına rağmen, kendisini öldürmek istemelerine rağmen onları affetti, merhamet etti onlara. Resmen onların bu kadar zulmüne karşı onları affetti. Nasıl oldu hemen söyleyeyim. Hazreti Yakup'un oğluydu aslında Hazreti Yusuf ve Hazreti Yakup oğlunu o kadar çok seviyordu ki diğerlerinden ayırıyordu. Birçok kardeşi vardı ve Hazreti Yakup'un oğulları arasında en sevdiği Hazreti Yusuf'tu. Hazreti Yusuf'u o kadar seviyordu ki Hazreti Yakup yani babaları. Hazreti Yakup da peygamberdi bu arada ve çok bilinen bir insandı. O kadar çok seviyordu ki babaları diğer kardeşleri kıskanmaya başladı. Ve gerçekten çok kıskandıkları için de aslında ona bir zarar vermek istediler. Bu kardeşleri kıskandığı için ne yaptılar? Bir plan yaptılar ve hadi kardeşimle beraber bir çıkalım kır gezisine dediler. Ama Hazreti Yakup birazcık şüphelendi bundan. Çünkü onlarla beraber bir yere göndermek istemiyordu. Çünkü kıskandıklarını biliyordu. Ve bu planı kurdular. Çok sinsice, haince ve alçakça bir plandı gerçekten de. Hazreti Yusuf beraber giderlerken Hazreti Yusuf'u kurtulmak istiyoruz biz bu arkadaşlar. Yeter artık babamız bunu çok seviyor. Ben bunu çok sıkılıyorum diye kuyunun içine attılar. Hain kardeşler. Kuyuya attılar ve sonrasında bir kanlı gömlek ayarladılar. Hani delil olsun diye babasına gösterip öldü demek için kurt yedi demek için. Yazıklar olsun. Sonra bu öldüremediler de kardeşlerini. Hani kuyunun içine attılar. Kuyunun içine kaldı kardeşi. Allah onu kurtardı. Ya kuyunun içine atan bir insan ölür yani. Kusura bakma çok zor bir şans anladın mı? Sonrasında babalarına götürürler. Baba çocuk öldü dediler kusura bakmadılar. Babası kör oldu üzüntüsünden. Gerçekten insanın üzüntüsünden bu arada saçları bir anda beyazlayabilir, kör olabilir, kalbi durabilir. Kalp krizi geçen bir sürü insan biliyoruz. Ve sonrasında senelerce kör yaşadı bu arada. O sırada da Hazreti Yusuf o kadar ballı ki, ballı demeyeyim yani şanslı ki kervanın kuyuda kervan geçerken kuyudan su alalım diye bir çıkardılar. Hazreti Yusuf çıktı kuyudan. Ve ulan ne güzel bir çocuk bu dediler. Biz bunu köle pazarına satarız dediler. Ya bak resmen köle oldu Hazreti Yusuf. Ama gerçekten çok güzel bir adamdı. Yani gerçekten hani yakışıklı bir adamdı. Ve çok yakışıklı olduğu için de bunu köle pazarına tak diye sattılar hemen zaten. Ve kime sattılar? Hükümdara sattılar. Evet tebrik ediyorum seni. Hükümdara sattılar. Hazreti Yusuf'u hükümdara sattıktan sonra evladım benim hükümdarın kölesi olarak vazifeler gördü bilmem ne falan filan ama Hazreti Yusuf da çok şanssız hocam kardeşleri ama işte kuyu atıyor daha adamlar bitmedi. Satmaya resmen çalışıyor. Resmen dram dünyası bak daha dur köle oldu ya orada onlara hizmet ediyor. Hükümdarın karısı ulan bu ne güzel çocuk dedi ne kadar yakışıklı çocuk dedi. Hazreti Yusuf'la beraber olmak istedi. Sonra Hazreti Yusuf beraber olmak istediği zaman iffetli davrandı. Git ben senden kaçıyorum dedi. Kaçarken kadın o kadar eliyle böyle arkadan tuttu. Arkadan gömleğini yırttı.
Sonrasında gerçekten hükümdara gidip karısı dedi ki bu benimle beraber olmak istiyor. Ulan iftira. İftira attı. Sonrasında iftira attıktan sonra da araştırdılar. Gömleğin arkadan yırtıldığını biliyordu hükümdar ama adına leke gelmesin diye yine zindana attı onu. Zindana attıktan sonra zindanda sabretti ve oradaki insanlara Allah'ı anlattı. Allah'ın varlığını bildi. Neydi o Allah'ın varlığı birliği? Tevhid. Harika, birlik. Tevhidi anlattı. Ondan sonra Mısır hükümdarı rüya gördü ve Hazreti Yusuf inanılmaz güzel bir rüya yorumcusuydu. Hani rüya tabirleri, GenTR'de siteler falan filan var ya. Oh. O da mesela evet. O sitelerde ben de insanlar giriyorum hocam daha çok. Sabahları 6'da çok fazla giriyormuş insan çünkü. Hemen rüyadan uyanıp ona bakıyor. Sabah namazında kalkıp falan. Aynen ben de bakarım, o da güzel tabirler oluyor. Onların tabiri içinde Hazreti Yusuf ünlüydü o zamanlar zindanda. Herkes biliyordu, rüya gören herkes Hazreti Yusuf'a girerdi. Hükümdar da rüyasını Hazreti Yusuf'a yorumlattı ve sonrasında Hazreti Yusuf dedi ki beni serbest bırakırsan Maliye Bakanı olurum ve bütün seni kurtarırım dedi. Çünkü rüyasında kıtlık gördü hükümdar ve 6 sene kıtlık falan filan, çok uzun bir süre kıtlık gördü ve Hazreti Yusuf Maliye Bakanı olaraktan büyük yerlere geldi. Sonrasında kardeşleri onları görünce, kardeşlerini görünce dedi ki ya siz dedi bana bu kadar zulmettiniz. Onlara bir oyun hazırladı. Sonrasında onları affetti evladım benim. Sonra da babasıyla kavuştu. Oh be, gerçekten de babasıyla kavuştu. Mutlu son. Ve gözleri de açıldı babasının. Çok enteresan vallahi. Gözleri de açıldı. Mucize bunların hepsi. Ve Hazreti Yusuf'un hikayesi de çok muhteşem bir hikaye. Şimdi hangisi dışarıda kalır? Bak hepsi zaten kişilik özelliği ama hangisi dışarıda kalır diye soruyor. Bakalım. Kardeşleri Mısır'da tekrar karşılaştığında onları cezalandırma yoluna başvurmamıştır. Başvurmamıştır. Yani nedir evladım benim? Kardeşleri adına affedicidir. Forgiven. Merhametli. Merhamet ve affedicilik. Annenin çocuğuna merhameti gibi. Kardeşin kardeşe merhameti gibi. Affediyor kardeşlerini. Yaşadığı olumsuzluklara rağmen Allah'a güvenip dayanmıştır. Güvenmek. Güven. Güvenmek. Tevekkül edin. Harika ötesisin, gerçekten harikasın. İffetli olmayla bağlantılı hiçbir şey söylememiş. Mesela Mısır hükümdarının karısıyla işte o ya macerayı anlatsaydı iffetli olması derdik. O yüzden cevabımızın 1, 3, 4 var. O yüzden 2 yok cevabımızın. Badana seçeneği olduğunu söylemeye istiyor dersimiz zaten. As suresine bakalım. Acayip güzel bir sure. En sevdiğim surelerden bir tanesi. Ben hocam çok kısa çünkü. Aynen çok kısa. Çok kısası. Hemen onu kılıp onu evet. Okuyunca ben namaz bitiyor. Evet izliyorum. Namazda kılınca. Ben hocam kulüyü çok seviyorum. Ondan sonra inna etayneyi çok seviyorum. Bunlar çok kısa. Bak hemen sana söylemek istiyorum manasını. Asra yemin olsun ki insan mutlaka zarardadır. İnsan zarardadır. Ancak iman edenler, Allah'a inananlar, salih amel, iyi işler işleyenler, birbirlerine doğruyu ve sabrı tavsiye edenler bunun dışıdır. Evladım sana doğruyu ve sabrı tavsiye ediyorum. O zaman ben hüsrana değilim. İşte bu kadar. Allah'ın söylediği şey bu. İnsanı ebedi hüsrandan, yani sonsuz hüsrandan kurtaracak yolları söylüyor aslında. İyi işler yapmak. Lütfen rica ediyorum, iyi işler yap ve salih amel, bak salih amel kelimesi çıkabilir. İyi işler demek. Evladım benim bu Arapça çıkar, salih amel diye çıkar sınavda. Sen salih amel diye çıktığı zaman sen diyeceksin ki ha ben bunu şaşırmayacağım. İyi işler demek. İyi işler güzel bir şey değil mi? Evet hocam. Hakkı, doğruluğu tavsiye etmek de önemli. İnsanlara doğru Allah'tır, vardır, birdir bunu söylemek. Sabrı, yani sabredin arkadaşlar. LGS'de başarılı olacağız. LGS'de en güzel notları alacağız diyeceğiz. Ve Mekke dönemindeymiş. 3 ayetten kısacık bir sure. Zaman, çağ ve ikindi vakti demek asrı aslında. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Evet, Peygamber Efendimiz ünitemize geldik. En fazla soru çıkan, bakın. En fazla soru çıkan ünitelerden bir tane sadece. En fazla soru çıkan ünvanı veriyorum bu üniteye. Gerçekten bu ünite çok önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki neydi Peygamber Efendimiz özellikleri? Peygamber Efendimiz merhametli ve affediciydi. Saygılıydı. Anlayışlıydı. Diğer dinlere karşı da anlayışlıydı. Diğer insanları, müşrikleri affettiği de oldu. Çok affetti. Onlar ona o kadar zulmetmelerine rağmen. Diğer dinlere saygılıydı. Onlara karşı anlayışlıydı. Yardımseverdi. Yani fakirlere yardım ederdi. Tevazu sahibiydi. Ben peygamberim. Ben bu toprakların hükümdarıyım demezdi. Çünkü tevazu sahibiydi. Biliyor musunuz? Peygamber Efendimizin evinin olduğu bir yer var Kabe'ye çok yakın. Eski Mekke'deki evin oluyor. Mütevazi bir ev, küçücük bir ev. Yani bunu gördüğün zaman diyorsun ki
Ya koskocaman şu anda 1,5 milyar insanı Müslüman etmiş o dinin ilk kurucusu olan insan mı bu kadar küçük evde yaşamış diyorsun? Evet öyle. Yani mütevazi ne demek biliyor musun tevazu sahibi İbrahim Bey? Yani çok... Gösterişi sevmiyor. Yani riyadan uzaktı. Riyadan uzaktı. Yani o kadar büyük işte saraylarda bilmem nelerde yaşamıyordu Peygamber Efendimiz. Çünkü amacı sadece dinimizi yaymaktı. Hükümdarlık ve benzeri gibi bir amacı yoktu. Güler yüzlüydü. Neden güler yüzlü devran Bey? Yetime sürekli güler yüzle davranırdı ve yetime sadakadır aslında güler yüz. Güler yüz bir sadaka mıdır evladım? Evet hocam. Gerçekten insanlara sevgi göstermek manevi bir sadaka oluyor aslında. İnsanlara değer verirdi. Her insanın bir değeri olduğunu bilirdi. Hatta çok önemli evladım benim. Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet var. Peygamber Efendimiz'i uyaran. O kör geldi diye niye ona yüz çeviriyorsun diyor. Yani onun da senin anlatacaklarına ihtiyacı var diyor Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'de ayette. İşte aynı onun gibi Peygamber Efendimiz buna çok önem verirdi. İşte kördür, fakirdir bunlar insanlar insandır. Yani ne olduğu işte cebinde ne kadar para olduğu hiç önemli değildi. İnsanlara değer verirdi Peygamber Efendimiz. Nezaket sahibiydi. İnsanlara nazikti. Hatta şöyle bir ayet de var evladım benim Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz evine giriyorlar bağıra çağıra konuşuyorlar. O kadar insan ve Peygamber Efendimiz nazik olduğu için bunu söyleyemiyor. Yani niye evime girip bağırıyorsun çağırıyorsun diyemiyor. Çünkü yani nazikti. Ama Kur'an'da ayet geliyor, gidin evinden peygamberin diyor. Yani o bağırıp çağırmayın diyor, orada rahatsızlık vermeyin diyor. Peygamberimiz o kadar nazikti ki bunu Kur'an-ı Kerim'deki ayetle Allah söyledi. Dürüst ve güvenilir de evladım benim. Gerçekten de yaptıklarında zaten neydi? El emindi. Herkes ona güveniyordu. Herkes ona mesela bir yere birisi bir sefere gidecek. Hemen malını ona teslim etse hiçbir zaman malına eksik olmazdı. Burası acayip önemli. Unutmayın. Peygamber Efendimiz bütün insanlığa gönderilmiş son peygamberdir. Son peygamberdir. Ondan sonra Allah peygamber göndermedi. Ve aynı zamanda Kur'an onun vasıtasıyla bildirilmiştir. Yani vahiy yoluyla. Vahiy ne demek evladım benim? Allah'tan gelen mesaj. Aynen öyle. Allah'tan gelen mesaj ve bunu peygamberlere iletiyor Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla. Kur'an'ın ilk muhatabı yani Kur'an'ı ilk duyan insan yeryüzündeki. Kur'an'ı en iyi şekilde yaşamış ve açıklamış olan da insan tabii ki ilk duyan insan olduğu için. Sözleri ve davranışlarıyla Müslümanlara en güzel örnek yani üsve-i hasene. Bu kelimeyi sorabilme ihtimalleri var. Üsve-i hasene aslında en güzel örnek demek. Peygamber Efendimiz zaten yaşantısıyla insanlara çok güzel örnek olmuştur diyebiliriz. Hadi bakalım seninle beraber bir soru yapalım. Geçimini ticaretle sağlayan amcası Ebu Talib'in yanında çocukluk ve gençlik dönemini yaşayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ticaretle uğraştı. Kendini geliştirdi ve tecrübe sahibi oldu. Yaptığı her işte doğru ve dürüst olduğundan ona Mekke'de El Emin denilirdi. Tamam. Bu bilgide Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özelliklerinden hangilerine ulaşabilir demiş. 1. Güvenilir olma. Evet, El Emin zaten güvenilir demek. Doğru, dürüst demek. Hakkı gözetme. Evet, doğruluğu gözetiyor. Yani hak unutmayın doğru demek. İstişareye önem var. Burası çok önemli. Bunu çok seviyorlar sormayı. Ne demek hocam istişare? İstişare demek danışma demek. Şimdi burada sence danışmayla alakalı bir şey var mı evladım benim danışmayla alakalı? Yo. Ben görüyorum. Şimdi burada doğru ve dürüst olduğundan bahsediyor. Ticaretle uğraştı, kendini geliştirdi, tecrübe sahibi oldu. Güvenilir olduğundan bahsediyor. Doğru ve dürüst olduğundan bahsediyor. Ama danışmayla alakalı herhangi bir şey yok. Bununla bağlantılı bir şey söylemeyiz. O yüzden cevabımız B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Burası bu tarz soruları aşırı seviyorlar. Örnek veriyorlar. Peygamber Efendimiz'in hayatından bir örnek veriyorlar. Ve bu örnekten yola çıkarak bir yorum yapabilecek misin?
Kapasiten var mı? Bir yorumlama becerin var mı? Okuduğunu anlayıp buradakilerden, zaten Peygamber Efendimiz'in istişareye, danışmaya önem vermiyoruz. Mesela Hendek Savaşı'nda Hendek kazılmasını Medine'nin etrafına danışarak karar vermedim. İşte bu danışmaya önem verdiğini gösteriyor. Biliyoruz zaten bunu. Ama burada alakası yok bu yukarıdaki metinle. Bunu unutmayalım. Hadi bakalım Kureyş suresine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Lilafi Kureyş. İlafihim rüzeşte iştahi ve sayf feryabudu rabbe hazel beyt ellezi et amehüm min cüin ve amenehüm min haf. Şimdi bu Arapça okunuşu hiç bilmemize gerek yok. Burada bilmemiz gereken şey aslında şu. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın adıyla Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Yani Kureyş halkına kulluk etmesiyle alakalı bir emir var burada. Peki Kureyş'in emniyetini sağladığı, yaz ve kış yolculuğunu onları ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar bu evin Rabbine kulluk etsinler ki kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturan aslında Allah'tır diyor. Birçok nimeti hizmetimize sunmuş. Allah'a çok şükür. Elimiz bir elimiz balda, bir elimiz yağda. İnsanın kendini yaratan ve pek çok nimet veren Allah'a karşı şükretmesi lazımdır. Gerçekten şükretmemiz gerektiğini söylüyor. Karnımız doyuyor. Cennet vatanımız var. Cennet vatanımızın her yeri ayrı bir güzel. Mükemmel mevsimler, mükemmel bitki örtüsü, her şey mükemmel bir şekilde var. Dolayısıyla evladım benim, bunlara şükretmemiz gerekiyor. Allah'a teşekkür etmemiz gerekiyor. Bunun için de Allah'a kulluk etmemiz lazım. Yani Allah'a ibadet etmemiz lazım. Hem yaptığımız iyi işlerle doğru yola bulabilmesi için de vahiy ve peygamber göndermiştir Allah. Ve Allah insana akıl ve irade verip onu tüm canlılar içinde benzersiz bir şekilde yaratmıştır. İnsan yeryüzündeki Allah'ın halifesidir, unutmayalım evladım benim. Gerçekten de akıl ve irade verilen tek canlı insandır diyebiliriz. Evet, geldik İslam'ın temel kaynakları nelerdir evladım benim? Kur'an-ı Kerim'dir. Aynen öyle. Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Kur'an-ı Kerim'i adımız gibi bilmemiz gerekiyor. Gerçekten de yani Allah'ın bize verdiği ne denir ona? Kullanım kılavuzu. Yani insanların kullanım kılavuzu. Bu iki kaynak nereden geldik, nereye gidiyoruz? Nerede sorusunun cevabını buluyorsun herhalde, nereden? Ki felsefe kitabında değil, Kur'an-ı Kerim'de buluyoruz. Bu iki kaynak İslam dininin tam anlamıyla kavranması, emir ve yasaklarını anlamamız. Yani Allah neyi yap demiş, neyi yasaklamış. Uygulanması için ayrılmaz bir bütün, unutmayalım. Hidayet rehberi olarak İslam'ın temel kaynaklarından ilki Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim sözcük anlamı olarak toplamak, okumak, bir araya getirmek demek aslında. Ve terim anlamı olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yoluyla gelen, değiştirilmeden nesilden nesile nakledilen, okunması ve yaşanmasıyla ibadet edilen Allah'ın mucize kelamı Kur'an-ı Kerim. Yani bizim İslamiyet'in kitabı diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini söyler misin bana evladım benim? Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliği nedir biliyor musun? İyiye, doğruya ve güzele yönlendiriyor. Kur'an-ı Kerim her zaman iyiye yönlendiriyor. Zaten hani demin astrolojisinde gördük ya, iyi amel, salih ameller işleyenler acayip önemli. Kötülüklerden uzak durmamızı istiyor. Yol gösteriyor. Bunu yap, bunu yapma diyor bize aslında. Açıklayıcı ama en temelinde bize özgür irademizin olduğunu, istersen bunu yaparsın, istersen mi? İstersen şükret, istersen nankörlük et diyor. Acayip güzel mesajlar veriyor. Yani mesela ben sana desem LGS'de gerçekten çok güzel başarılar elde edip Türkiye'nin en güzel lisesine girip oradan da Türkiye'nin en güzel üniversitesinde okuma şansı kazanabilirsin. İster çalış, ister çalışma. Bu en güzel tavsiyedir bak. Neden? Kur'an-ı Kerim'de de öyle. Ben sana her şeyi verdim. Allah diyor bize. Hayatını verdim, yaşamını verdim, dünyadaki mükemmellikleri verdim, evrendeki güzellikleri verdim. İster şükret, ister nankörlük et. Özgür irade, free will diyorlar yabancılar buna. Özgür irade, istediğini yaparsın. İster şükredersin, Allah'a dersin ki Allah'ım çok şükür verdiklerin için. Ben de çalışıp çabalayacağım ve başaracağım dersin. İster ya gerek yok çalışmaya, boş ver. Veya işte yani Allah'a inanç da neymiş? Ben kendime inanıyorum, bilime inanıyorum falan gibi böyle farklı şeyler söyleyebilirsin. Allah seni özgür bırakıyor. Açıklayıcı bu arada. Mesela benim Allah'a olan inancımı en iyi anlatan, daha doğrusu en iyi pekiştiren ayet ne biliyor musun evladım benim? Allah evreni yarattı
ve onu genişletmektedir ayeti. Bu beni inanılmaz mucizevi bir şekilde Allah'a inandırıyor. Kur'an-ı Kerim'e inandırıyor. Neden? Çünkü Big Bang teorisini Lemaître 1950 yılında bulmadan 1400 yıl önce peygamberimiz bu ayeti Allah'tan aldığı vahiyle söylemiş bize. Ne demiş? Allah evreni yarattı ve genişletmektedir. Şu anda biz bunu daha yeni keşfediyoruz 50 yıl önce. 50-60 yıl önce bunu yeni keşfediyoruz. Diyoruz ki Hubble teleskobundan gelen kırmızının maviye kayması falan filan, pardon, kırmızıya kayması gibi bilimsel gözlemlerle bunu keşfediyoruz. İşte beni en fazla etkileyen ayet, bilimsel olarak Allah'ın Allah inancına kavuşturan ayetlerden bir tanesi budur. İnsanı düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltir Kur'an-ı Kerim'deki Allah pisliği aklını kullanmayanların üzerine yağdırır ayeti Yunus suresinde. Acayip önemli bir ayet. Gerçekten de bize çok güzel bir bilgi veriyor. Ne diyor? Aklını kullanmıyorsan sen tam bir dangozsun diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de kötülükler hep onu bulur. Geldik İslam'ın temel kaynaklarından sünnete. Sözcük anlamı olarak yol adı, hani sünnetullah vardı ya, Allah'ın sünneti, Allah'ın yolu, Allah'ın adeti aslında gidişat demek. Hazreti Muhammed'in sözleri, uygulamaları, sahabilerin yapmış olduğu davranışlar, onaylaması ve benzeri, bunların her birisi sünnetin parçaları. Hazreti Muhammed ayetlerin ifade ettiği manayı yani Kur'an-ı Kerim'in manasını aslında dikkat edelim. Yine her şey özünde Kur'an-ı Kerim'den, yani gelen vahiyden kaynaklı davranışlarıyla nasıl uygulayacağını gösteriyor. Mesela Kur'an namaz kılmanın farz olduğunu bildiriyor aslında. Ancak namaz kılmanın nasıl kılınacağını, hangi vakitlerde kaç rekat kılınacağını sünnetle öğrenebiliyoruz diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in ana konularına bakalım sana. İnanç, ibadet, ahlak. Bitiriyoruz dersimizi bu arada. Çok az zaman kaldı. Hadi bakalım gençler, dayanın ve biraz, çok az kaldı. 4 sayfa falan kaldı. Hadi bakalım. Oo. İnanç, ibadet, ahlak, kıssalar, sosyal hayat. Kur'an-ı Kerim deyince bu 5 şey aklımıza gelecek. İslam'ın kaç şartı vardır? 5. Harika. Kur'an-ı Kerim'in de ana konuları 5 tanedir. İnanç. Ne inancı? Hemen söyler misin bana? Allah inancı. Tevhid inancı yahu. Kaç defa gördük artık bütün peygamberler. Allah'ın birliği. Allah'ın varlığı, birliği. İkinci en önemli inancımız ne? Peygamberlere iman. Hayır, ahiret inancı. Ahiret inancı. Zaten bu ikisine var olan bir insan hiçbir zaman mağdur olmayacaktır diyor. Allah bu ikisine inanan, yani Allah'ın birliğine inanan, bir de Allah öldükten sonra dirileceğine ve Allah'ın karşısında hesaba çekileceğine inan. Bitti, bu kadar. Bu ikisine inanırsan zaten kurtuluşa ermişsindir. Kurtuluşa erenler için iki tane şey var. İster Hristiyan ol, ister Musevi ol, ister işte başka bir dinler ol. Sonuçta önemli olan bu ikisinin var olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. İbadet midir evladım benim? Hemen söyler misin bana ibadetlerimizi? Namaz. Namaz. Oruç. Oruç. Zekat. Zekat. Hac. Hac. Bilmiyorum başka. Ve en önemlisini unuttun. Allah'ı anmak. Evet. Yani Allah'ı anmak bu kadar basit. Şu anda sen istersen oturduğun yerden de Allah'ı anabilirsin. Allah'ı anmak nasıl olabilir? Kur'an okuyarak olabilir. Mesela güzel bir tavus kuşu gördüğün zaman Allah'ın muhteşem sanatından hayran kaldım diyerek de olabilir. Allah'ım sana şükrederim, sonsuz kudret sahibisin diyerek de olabilir. Allah 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 diyerek de olabilir. Subhanallah 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 diyerek de olabilir. Yani Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Unutma. Hepsinin temelinde Allah'ı anmak vardır. Ahlak nedir evladım benim? Ahlaklı olmak. Ahlaklı, erdemli olmak. Ahlak erdemdir aslında. Yani doğrudan bak. Doğru, doğruluk, doğruluk. Adalet, adalet. Dürüstlük, dürüstlük. Ondan sonra namuslu olmak, iffetli olmak. İffet kelimesini yazmak istiyorum buraya. Bu da çok önemli. Hani Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasından bilelim. Kıssalar nedir evladım benim? Kıssalar da demin ne öğrendik? Bak, Hazreti Musa'nın kıssasını gördük. Başka ne öğrendik? Hazreti Şuayb'ın Medya ve Erken halkı kıssasını gördük. Ondan sonra başka Hazreti ne gördük? Yusuf. Hazreti Yusuf'un, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'un kıssasını gördük. Hazreti Musa'nın kıssasını gördük. İsrailoğullarından ve Firavun'un zulmünden kaçan Hazreti Musa'nın. Hazreti Şuayb, Medyen ve Erken halkı ölçüde ve tartıda üçkağıtçılık yapıyorlardı. Onlardan onlardaki kıssasını gördük. Hazreti Yusuf'un işte kardeşleri kuyuya atmıştı ve benzeri onun kıssası. Bunların hepsi inanılmaz önemli Kur'an-ı Kerim'in ana konularından. Sosyal hayata baktığımız zaman ne var evladım benim? Sosyal hayatta işte evlilik, ondan sonra işte miras,
Bu gibi konuların hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Aslında birçok konuya değiniyor Kur'an-ı Kerim. Çünkü bunlar çok temel toplumsal meseleler diyebiliriz. Herkese hayırlı cumalar ve kaderle ilgili kavramlar dersimizle beraberiz. Bir cuma gününde yine din dersimizle beraberiz. Bismillah deyip dersimize başlıyoruz. Allah'ın ilahi kelamıdır. Kelam demek sözü demektir. Ya Allah'ın sözüdür. Birle alakalı her şey vahitten gelir ve vahit de tevhidle bağlantıdır. Allah'ın bilgisi her şeyi kapsıyor. Onun sonsuz gücü, kudreti, hükümranlığı gökleri ve yeri kaplar. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Paylaşma ve yardımlaşma İslam'ın emrettiği bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim'de de var, hadislerde de var. Yani her yerde İslam deyince aklına insanın paylaşma ve yardımlaşma gelir. Sonrasında Hazreti Musa'nın annesi bütün riskleri alarak çocuğunu bir sepete koyuyor, Nil Nehri'ne bırakıyor. Hemen şimdi birkaç özel sadaka var. O da en önemlilerinden bir tanesi fıtır sadakası. Bu kelimeler bu arada kınanmak, tasvip edilmemek kelimeleri din dersimize çok çıkar. Borçlulara mesela Allah korusun arkadaşın borcu oldu. Senden para istedi mesela. Gerçekten borcunu kapatıp rahata erişmesi gerekiyor. O da aslında önemli. Ona da verilebilir. Hazreti Muhammed yaşarken aslında birçok örnek davranışta bulundu insanlara. Mesela senin ömrün, işte benim ömrüm, işte annemin ömrü, babanın ömrü hepsi birbirinden farklıdır. Allah takdir eder bunu. Temel mantık şu. Biz elimizden imkan geliyorsa çalışacağız, kazanmaya çalışacağız. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi muamelat ile ilgilidir? Nedir bu muamelat? Yahu ben neden bileyim? Rabbim kardeşim. Muamelat neymiş bakalım. Muamelat, İslam dininde fiili ibadet hükümleri dışında kalan, fiili, tamam, yani fiil olarak yapmamız gereken demek istiyor herhalde, namaz ve benzeri, ibadet hükümleri dışında kalan ve insanların birbiriyle veya ferdin toplumla yahut da toplumların birbiriyle olan hukuki, idari, mali, iktisadi, insani ilişkilerin üzerinden hükümlerdir demiş. Muamelat demek ki belli hükümler var. Mesela hukuki olarak miras dediğimiz mesela hükümler. Veya işte yönetim sahiplerine itaat edin diye Kur'an'da ayetlerimiz var. Aynı zamanda işte faiz almayın diye mali hükümler var Kur'an'da. İktisadi olarak. İnsan ilişkilerinde işte insanların aralarında yalan söylememeleri gerektiği, hırsızlık yapmamaları gerektiği ile alakalı hükümler var. Tamam. Bunlara muamelat diyormuşuz. Bakalım. Ölçtüğünüzde ölçmeyi, bak muamelatla ilgili değildir. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru teraziyle tartın. Bu direkt muamelatla alakalı. Bu namaz, oruç, zekatla alakalı değil. O zaman direkt muamelatla alakalı gerçekten aslında dikkat edelim. Mali, iktisadi ilişkilerin nasıl olmasıyla alakalı çok güzel bir örnek değil mi Erhan Bey? Evet hocam. O zaman bu muamelatla alakalı. Devam edelim. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Adalet. Adalet hukuki bir kavram aslında. Gerçekten de insanlar arasında adaletli olmamızı hükmediyor. Emanetleri mutlaka ehline vermemizi, yani bilene vermemizi. Ehli demek aslında bilen insan demek, doğru insan demek. Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Anne babaya davranmak, bak dikkat edelim, insani ilişki değil midir evladım? Evet hocam. O zaman bu da muamelatla alakalı. O halde sen de dini Allah'a askılarak ihlas ile kulluk et. Kulluk etmek de insani ilişkiyle bağlantılı, kendi içinde yapacağın bir şey. İktisadi, parasal veya mali parasal bir şey değil. İdari bir şey değil, yani yönetim sahipleri, hukuki de bir şey değil. Tamamen bireyin kendi içinde yapması gereken bir şey. Zümer suresi 2. ayet cevabımız diyoruz. Hadi bakalım o zaman, artık bitiriyoruz dersimizi. Hazreti Nuh aleyhisselama geldik. Gerçekten son peygamberimiz ve bu işin sonu geldi artık diyoruz. Nuh kısasıyla artık bu işimi bitiriyoruz. Nuh'un gemisini duydun mu evladım? Duydum hocam. Nuh'un gemisinde sen de var mıydın? Evet, bütün hayvanları çağırdılar, beni de çağırdılar. Allah korusun, öyle bir şey yok. Şimdi unutmayalım evladım benim. İkinci Adem olarak biliniyor. İkinci Adem olarak bilinen Ulul Azam peygamberlerden bir tanesi. Yani Adem aleyhisselam kimdir? İlk peygamber. İlk peygamber. Adem'in eşi kimdir? Havva. Harikasın. İşte bu ilk peygamber, ikinci Adem olarak bilinen bir tane daha peygamber. Çünkü bütün yeryüzünü suların bastığı şeklinde bir görüş hakim. Hazreti Nuh
Aleyhisselam da işte burada bir gemisi vardı veya bölgesel bir şey de olabilir ama yine de ikinci Adem olarak biliniyor. Yani belli bir bölgede de su basması olabilir. Bilemiyoruz, onların detayları da önemli de değil bizim için. Ama şunu biliyoruz ki gerçekten de yüksek seviyedeki peygamberlerden bir tanesi. Mücadelesine baktığımız zaman putlara tapan kavmini tevhide davet etmek. Yani tevhid neydi, hemen söyler misin bana? Allah'ın tekliği, birliği. Allah'ın varlığı, birliği. Putlara tapmak ne demek? İnsanlar dediğim gibi yani gerçekten de problemliler. Yani böyle bir tane heykel yapıyorlar. İşte mesela koyun heykeli veya inek heykeli. Ondan sonra ameno, ameno, ben sana tapıyorum, ben sana tapıyorum diye buna tapıyorlar. Yani ya şunun bir canı bile yok. Yani bir tepki bile vermiyor ya. Yani bu kendi yaptığım bir şey. Dolayısıyla çok anlamsız. Yani ama insanların hepsi bunu yapıyor. Şu anda bile dünyada milyonlarca insan mesela ineğe tapıyor Hindistan'da, sallıyorum. Ama tabii burada ineğin içinde bazı tanrıların olduğunu inanıyorlar gibi böyle farklı farklı şeyler var, durumlar var. Ama tabii ki insanların inancını kınamamak lazım. Bu da çok önemli. Bu arada hani biz bunlar ne kadar saçma falan da demememiz gerekiyor hiçbir zaman. Çünkü yarın öbür gün ileride büyük bir firmada çalışırsınız. Hindistanlı arkadaşlarınız olur veya işte Hindu arkadaşlarınız, Budist arkadaşlarınız olur. Bunları gördüğünüz zaman böyle agresif veya kınayıcı davranmamak lazım. Çünkü biz artık dünya vatandaşıyız. Yani sadece Türkiye'de değil, dünya, global bir dünyada yaşıyoruz. Ama şunu da unutmamak lazım. Gerçekten de insanlık her zaman, tarih boyunca her zaman tevhidden şaşmış. Yani Allah'ın varlığı birliğinden şaşmış. İşte Hazreti Nuh'ta tevhid mücadelesi veriyordu. Veriyordu. Çok şükreden bir kuldu. Mesela İsra suresinde ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın suyundan gelenler bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kul diye. Yani çok şükrettiğini Allah söylüyordu bize. Ama insanlar ona inanmıyordu. Yani aslında insanlar ona inanmıyordu. Hatta ne oldu biliyor musun? Bak Hud suresi 40. ayette diyor güçlükler karşısında sabır göster. Bak işte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haber, bilinmeyen haberlerindendir. Bundan önce de onları ne sen biliyordun ne de kavmin biliyordu. Yani senin halkın biliyordu. Sabret çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır şeklinde bir ayette şunu net bir şekilde gösteriyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam bu arada 950 sene yaşamış. Eskiden insan ömrü çok uzunmuş. Şimdi çok kısaldı. Onu da söylemek istiyorum. Yani bu kanıtlanmış bilimsel bir gerçek aslında. Yeniden uzamaya başlamış hocam. Aynen, yeniden evet uzamaya başlamış diyorlar. Hastalıklar falan çok arttı. Yani şöyle düşün. İnsanlar aslında bir petri kabındaki bakteriler gibi. Oradaki besinler bitmeye başlayınca ve hastalıklar çıkmaya başlayınca bakterilerin sayısı azalıyor. Aa. Sonra dünyada güzel doğal bir ortam olunca bakterilerin sayısı artıyor. İşte besin olunca artıyor falan. Böyle bir çok basit bir varlığız aslında. Ve burada da Hazreti Nuh ne yaptı evladım benim? Nuh'un gemisi olayını dedi ki Allah ona bak büyük tufan geliyor. Büyük tufan geliyor ve hazırlıklı ol diye mesajını verdi. Sonrasında gemi yapmaya başladı. Sen deli misin arkadaşım, karanın ortasında niye gemi yapıyorsun diye insanlar dalga geçti. Hayır, Allah'a inanın, bak büyük tufan geliyor, ben haberini aldım. Yani gayb, bilinmeyen haberini aldım. Ve yıllarca bu gemiyle uğraştı. Sonrasında ne oldu biliyor musun? Büyük tufan geldi. Oo. Kendi oğlu inanmadı biliyor musun Hazreti Nuh'a? Hazreti Nuh'a kendi oğlu inanmadı. Yani bu da çok önemli bir örnek var aslında. Yani bazen en yakınlarımız inanmayabilir. Önemli değil. Önemli olan bizim kendimizin ne yaptığı ve nasıl örnek olduğumuz, sabretmemiz çok önemli. Hatta oğlu tufan geldikten sonra artık tam ölme aşamasındayken yardım et, yardım et diye, ama artık çok geç olmuştu diyoruz evladım benim. Burada da aslında çok güzel, çok şükreden bir kul olduğunu, sabır gösterdiğini, yıllarca o gemiyi yapmak için insanların o kadar dalgasına rağmen, o kadar tiye almasına rağmen devam etti diyebiliriz. O zaman hadi bakalım, o zaman ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Sınavınızda inşallah diyoruz. İnşallah. Başarılar diyoruz. Görüşmek üzere.